Efendim, herkesi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Değerli dostlar, değerli gençler. Bugün üzerinde duracağımız konu Afganistan coğrafyası. Büyük adam olmak her baba yiğidin harcı değil. Büyük adam nasıl olunur? O da hep anlatıldı, çizildi, konuşuldu. Büyük adam milletlerini yüksek düzeyde temsil kabiliyetine sahip insan demek. Büyük adam milletinin değerleriyle değerlenmiş ve milletinin geleceğini daha güçlü kurma idealine sahip ve bunu gerçekleştiren insan demek. Büyük adamlarımız o kadar çok oldu ki zaman zaman bunların her birine temas ettik. İşte onlardan birisi de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk. Siyasette, askerlikte, efendim, sanatta, kültürde, tarihte, dilde, edebiyatta, kendini her alanda hatta matematikte belgelemiş, ispatlamış bizim çok doğal bir liderimiz. Kimileri onu çok sevmesine rağmen tam anlayamasa da, anlatamasa da, yanlış algılasa da, kimileri de ona düşman olsa da, onu farklı şekilde değerlendirse de Atatürk'ün büyüklüğünden hiçbir şey kaybedilmemiştir. Aziz Türk milletinin aklı selim insanları okumuşu okumamışı onun değerini bilmiştir ve bilecektir. Bilge Kağan gibi, Kültügin gibi, Kürşat gibi, Alparslan, Çağrı Beyler, Tuğrul Beyler gibi, Selçuk Beyler, Osman Gaziler, Süleyman Şahlar gibi, Fatihler gibi Atatürk'ün değerinde bu millet bilmiştir, bilecektir, bilmek mecburiyetindedir. Kendi menfaatini gerçek anlamda istiyorsa ve aklı selim ise. Bunları ne için söyledim? Atatürk çok yönlü olarak coğrafyaya bakmış, dünyaya bakmıştır. Türk tarihini, Türk kültürünü çok derinden buz etmiş, bu konularda çok eserler okumuştur. Yakutça sözlük getirtmiş. Sanki bir roman okur gibi Yakutça sözlüğü okumuş ve notlar almıştır. Der kenar, kenar sayfalarında sayfanın kenarlarından notlar almıştır. Sözlük çalışmasını bir akademisyen hassasiyet ile incelemiştir. Atatürk Mayalar ve Aztek kültürleriyle Türk kültürünün münasebetleri üzerinde. Atatürk İran, Irak, Suriye'de Bağdat Paktı'nı kurmuş. Balkanlarda Balkan Paktı'nı kurmuş. Bulgaristan, Yunanistan, efendim Yugoslavya o bölgedeki insanlarla Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri geliştirmiş. Atatürk 3 ay sonrasını, 3 yıl sonrasına bakmamış. Asırlar sonrasını hedef almış. Asırlar sonrasına öğütler vermiş. Böyle bir insan Afganistan'ı unutabilir mi? Afganistan'daki Türk kültürünün efendim eserlerini unutabilir mi? O bölgedeki insanlarımızın bizimle olan kültürel bağlarını unutabilir mi? Türkiye'nin Afganistan coğrafyasındaki kardeşlik ilişkilerini dünya uluslararası konjonktüründe efendim Türkiye bağlamında devletimizin, milletimizin ve Afgan milletinin çıkarlarını düşünemez mi? Tabii ki düşünmüştür. Tabii ki bunların üzerinde durmuştur. Bugün efendim tarih boyunca Afganistan'da Türk devletleri kurulmuş. Bugün de hala Özbek Türkleri, Türkmen Türkleri, Hazaralar efendim orada pek çok Türk topluluğu bulunmaktadır. Sadece General Raşit Dostum'un liderliğinde Mezar-ı Şerif bölgesinde Afganistan'ın kuzeyinde ortalama 10 milyon Özbek kökenli Türk vardır. Onlar başta olmak üzere Türkmenler, Hazaralar, hatta Afganistan'daki Peştular bile Türkiye'ye ve Türk milletine çok sıcak münasebetler kurmak isterler, muhabbet duyar. Bu muhabbeti çok iyi hissettiği için döneminde Atatürk iyi değerlendirilmiş, kimleri göndermemiş ki oraya? Birazdan efendim, jandarma emekli albay Burhanettin Şenli'den bunları göreceğiz.
Tıp doktorlarını mı göndermemiş, askerleri mi göndermemiş, bilim adamlarını mı göndermemiş, onlardan öğrenciler mi getirmemiş, Afganistan'ın imar edilmesi, teknikte, teknolojide, bilimde, sanatta yükselmesi için gayretler mi sarf etmemiş? Tüm bunların hepsini birazdan emekli albayımız ve tarihçi, bilim adamı, bilim insanı Doktor Burhanettin Şen'den teker teker dinleyeceğiz. Afganistan bizim coğrafyamız. Biz Afganistan'daki insanlarımız da o değerlerle münasebet kurmazsak Ruslar münasebet kuruyor Afganların aleyhine, Özbek, Türkmen, Hazara kim olursa olsun. Amerika temas kuruyor. İngiltere temas kuruyor. Yer altı, yer üstü, her türlü zenginliklerini etkin bir şekilde kullanıyorlar ama Afganistan'da yaşayan insanların zerre kadar aklını düşünmüyorlar. Yüz binlerce insan Sovyetler Birliği döneminde efendim Afganistan'ın işgalinde ve daha sonra NATO şemsiyesi altında Amerika'nın liderinde Afganistan'da yüz binlerce insan şehit edildi, katledildi. Dünyanın gözünün önünde. Bu ortamda son 20-30 yıl içerisindeki bu olaylar bir tarafa, bir de 20'lik 30 yıllardaki Atatürk döneminin efendim Türkiye-Afganistan ilişkileri. Biz insanca yaşamaya istiyoruz. Ve insana insanca değerler. Merkezde hangi ülke, hangi coğrafya olursa olsun merkezde insanı aldı. Ama şeytan taraftarları, yöneticiler, siyasetçiler, küresel çeteler bunun tam aksi şeytan oyunlarını insanlığın kanını içmek suretiyle, sömürmek suretiyle ortaya koydular. Değerli gençler, lütfen bu cümlelerimi çok dikkatlice idrak ediniz. Bugün bizleri bilgilendirecek Jandarma emekli albayı Doktor Muhammed'in Şenli'nin bir özgeçmişini arz etmek istiyorum. Akabinde sözü kendisine vereceğim. Efendim, Doktor Burhanettin Şenli 19 Şubat 1963 tarihinde Ankara Yeni Mahalle'de doğdu. Memleketi Bolu'du. Baba tarafı Güney Türkmenistan'da, anne tarafı Makedonya Üsküp'ten göç etmişti. Doğu ile Batı kültürü. Yani Mehmet Akif ifadesiyle sentez etmiş bir aile. Dedesi Üsküp'ten 1932 yılında ayrılmıştır. İlk ve ortaokulu Ankara'da bitirdi. 1982 yılında İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. 1986 yılında Karaarmokulu'ndan Jandarma Teğmen Rütbesi ile mezun oldu. Ankara, Haymana, Hakkari, Yükseköy'a 93-96 yılları arasında Eşmedi ilçe jandarma komutanı olarak görev yaptı. Jandarma komando taburu 2 ilçe Şırnak, İzmir il jandarma komutanlığı, Tunceli jandarma komutanlığı, Eskişehir il jandarma komutanlıklar emrinde görev yaptı. Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti karargahında ülkesini temsil eden 2002-2003 tarihinde 1 yıl süreyle görev yaptı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve Konya Jandarma Bölge Komutanlığı emrinde çalıştıktan sonra 2012 yılında Jandarma Kıdemli Albay Rütbesi'nde emekli oldu. 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında Milli Mücadelede Eşme konulu teziyle yüksek lisans eğitimini, 17 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında yine Afganistan 1945-1989 konulu ders çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Çok sayıda makale ve bildirisi yayınlandı. 2019 yılında Milli Mücadelede Eşmesin'in kitabı Yıldız Yayıncılık tarafından, 2022 yılında Afganistan'da KGB'nin istihbarat operasyonları kitabı, bunu gerçekten okumamız gerektiğini düşünüyorum, Yeni Yüz Yayıncılık tarafından basılmıştı. Dizgi aşamasında iki kitabı mevcut olup çok sayıda kitap hazırlığı devam etmektedir. İzmir Yazarlar Kooperatifi üyesidir. Yazıların büyük çoğunluğu Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde Burhanettin Şenli.com kişisel web adresinde ayrıca yayınlandı. Yazıları ayrıca Milli Düşünce Merkezi, RUBASAM, Rumeli Balkan Stratejik Araştırma Merkezi ve Milli Güvenlik MGM ne oluyor? Strateji Merkezi. Burhanettin Hocam, MGM'nin bu uzatılmış şekli nedir? Üç isim hocam. Üç ismin baş harfleri. Evet. Stratejistler ve çeşitli yayın organlarında yazılar yayınlandı. Halen çeşitli konularda araştırmalara ve akademik çalışmalara devam etmektedir.
Bu arada Afganistan Özbek Türklerinden tıp doktoru Naim kardeşimiz de aramıza teşrif etmiş. Bugün Burhanettin hocama çok destek vereceğimi düşünüyorum. Daha ayrıntılı açacağını düşünüyorum. Söz sizdedir Burhanettin albayım. Ben sesleri tamamını kapatacağım. Ben kapattıktan sonra lütfen bir tekrar ses denemesi yapalım. Bir saniye. Burhanettin albayım, sesinizi bir açar mısınız? Sesinizi bir açar mısınız? Şimdi açtım, geliyorum hocam. Buyurun, söz sizdedir efendim. Afganistan coğrafyasında Türk kültürünün izleri nelerdir? Bu konularda sizi dikkatlice dinliyoruz. Buyurun efendim. Ekranımız açıldı mı hocam? Açıldı. Tabii. Büyüdü ekran. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Zarif sunumunuz için önce şükranlarımı sunuyorum. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Arkada neden kuleliği koydum? Sevir planı. Sevir emperyalist planı gereği kapatılan kuleli asker listesinde biraz önce de hocamızın söylediği gibi okudum. Şu anda Araplara satılıp satılmayacağı bile belli değil. Geleceğimizin en önemli temel taşlarından birisi olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da kuleliği arkaya koyduk. Onu belirtmeyi istiyorum. Türk'ün ana yurdunu ekranda görüyoruz. Afganistan da buranın her zaman göbeğindedir. Cumhurbaşkanlığı forsunuzda yer alan Türk imparatorluklarından 16 yıldızla temsil edilir. Bunun 13 tanesi Afganistan coğrafyasını kapsar. Afganistan 2000 yıllık Türk yurdudur sevgili dinleyiciler. Ve en çok bu coğrafyayı Türkler yönetmiştir. Her adımında, her taşında kültürünün her tanesinde Afganistan Türklük mevcuttur. Demin hocamızın anlattığı konuya Peştunlarla ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. Peştunların büyük çoğunluğu da Türklükten uzaklaştırılmış Türk boylarıdır. Burada Güney Türkistan ifadesini kullanırız Afganistan için ama yeni gelen bir ireyle uyarı ile hocalarımızdan gelen uyarıyla burası da Türk ilidir. Türkistan kelimesini de kullanmayalım. Türk ili kullanalım dediler. Türk ilinin güneyinde bulunan bir parçadır. Atatürk'ümüz milliyetçiliği şu şekilde görüyor. Milliyet davası şuursuz ve ölçüsüz bir dava şeklinde mütalaa edilmemelidir. Milliyet davası siyasi bir mücadele konusu olmadan önce şuurlu bir ülkü meselesidir. Türkiye dışında kalmış olan Türkler ilkin kültür meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle müspet ölçüde ele alıyoruz demiştir Ulu Önderimiz. Ve Afganistan ile ilgili olan bağlarımızı şu şekilde belirtmiştir. Afgan milleti ile menşei Orta Asya'da olan ecdadımız arasındaki ilişkiler ve kardeşlik bağları çok eskidir. Tarihin silinmez sayfaları o münasebetlerin ebedi hatıralarıyla doludur. İki kadim ve kahraman milletin bugünkü evlatları bizler medarı intibah olan o sayfaları büyük bir alaka ile gözlemlemekteyiz. Orada Afgan milletiyle Türk milletinin bir safha aynı gayeye yürüdüğü ve müşterek şanlar ve zaferler kazandığı görülecektir. Özellikle Afgan kralı Amanullah Han ülkemize ilk ziyaretçi olarak geldiğinde Atatürk'ümüzün, demin hocamızın da belirtmiş olduğu gibi Hindistan ile ilgili ilk defa yaptığı değerlendirme dinleyenlerin hepsini hazırlık yapılırken hepsini şok etmiştir. Hindistan ve Afganistan coğrafyası ile ilgili ve Türklükle ilgili, oradaki Türklükle ilgili yaptığı değerlendirme inanılmaz bir derin okumayı göstermiştir. Çevreyi görüyoruz. Afganistan bizden daha acı bir kader yaşıyor. Bizim gibi, bizim Orta Doğu'nun merkezinde ve dünyanın önemli bir bölümünde olmamız gibi Afganistan'da Asya
kıtasının merkezindedir. Afganistan'a hükmettiğiniz zaman Pakistan'a, İran'a, Hindistan'a, kuzeydeki Türk devletleri ve Sovyetler Birliği'ne ve hatta küçücük şurada bir sınır bağlantısı vardır. Çin'e dahi hükmedebilirsiniz. Çok önemli bir konumdadır. Türk kültürünü barınmaktadır. Çok sayıda kıymetli mineral ve doğal kaynaklar barındırmaktadır. Ve konumu dolayısıyla dünya nüfusunun geleceğini ilgilendiren Asya kıtası, çünkü çalışabilir nüfusun %67'si çıkmamış kaynakların %60 civarında dünyanın geleceğinde kullanacaklarının çoğu oradadır. Nüfusun büyük çoğunluğu genç olacaktır önümüzdeki milenyumlarda ve çok önemli bir kıta olacağı için oraya hükmetmek isterseniz Afganistan'a hükmetmeniz gerekiyor. Türklerin ayağa kalkmasını engellemek için de Afganistan'a saldırmanız gerekiyor. Yani bütün bugüne kadar çalıştıklarımızın hepsinin özetinde aslında Türklüğün ve kadının yok edilmesi vardır. Çünkü Türk kültüründe kadın vardır. Ve şimdi gördüğümüz gibi Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye'de de aynı uğraşı var. Kadını toplum hayatından çekmek üzere uğraşılıyor. Ve kadın atamızın, Atatürk'ümüzün de dediği gibi çekilirse gerilemeye mahkumdur. Ve bugün Afganistan'ın geldiği durumu hep birlikte görüyoruz. Olarak bir haritamız var. Fakat bu bizi yanıltabilir. Yaklaşık 50-60 senedir nüfus sayımı yapılmayan, iç ve dış göçe aşırı derecede maruz kalan, emperyalist ve komünizmde ben emperyalist olarak bir güç olarak farklı bir isimle görüyorum. Hepsinin saldırısı sonucunda tamamen bir çorba haline gelmiş ülkedir aslında. Ortasında da Hindikuş, Hint öldüren, Hint kaçıran dağları dolayısıyla kuzey ile güneyin irtibatı da biraz zayıftır. İki tarafta içinde bir miktar kışmıştır. Yine alternatif tarihçilerimiz tarafından kabul edilmese de bizler Emir Timur'u Türkistan'ın başbu olarak kabul ederiz. Biz ki Melike Turan, Emiri Türkistan, biz ki Türk oğlu Türk, biz milletlerin en kadim ve en ulu boyu Türk'ün başbuğuyuz demiştir. Yine onun torunlarından Babür Şah'ın Hindistan'da ölmesine rağmen, ki bugünkü sevgili dinleyiciler, Hindistan İngilizler tarafından Babür İmparatorluğu'nun dan teslim alınmıştır. Oradan ele geçirilmiştir. Yani Afganistan coğrafyasının bayağı bir kısmı da onlardan ele geçirilmiştir. Babür Şah Hindistan'da ölmesine rağmen vasiyetini gereği Kabil'e getirilmiş ve mezarı şu anda Kabil'dedir. Yine Gaznelilerin dikmiş olduğu bir anıtın çok eski bir fotoğrafını görüyoruz. Gaznelilerde kültür olarak Türklüğün çok önemli kilit taşlarından, Türk kültürünün, medeniyetinin önemli kilit taşlarından bir devlettir. Ve Gazne isminde şehri de vardır. Tabii Gaznelilerin kuruluş yeri de yine Afganistan coğrafyasıdır. Yine Timur tarafından yapılmış bir caminin minaresini görüyoruz. Ahmet Şah Abdül'in taç giyme töreni ve peştun olarak görünmesine rağmen aslında Türk boyudur. Genelkurmay'daki kaynaklar da bunu açıkça teyit etmektedir. Bugünkü Afganistan'ı Abdallah'ın kurmasından sonra önemli katkıları Emir Abdurrahman Han yapmıştır. Ve üç İngiliz savaşı yapılmış. Özellikle ikincisini belirtmek istiyorum. 10.000 kadar asker tamamen yok edilmiş. Meraklısı olursa elimizdedir.
sadece bir asker kalmış. İngiliz kraliçesine buradaki askerlerin hepsinin öldüğünü haber versin diye, ki bu asker de uzun süre konuşamamıştır korkudan. Tek bir asker bırakmışlardır. Kahraman bir millettir. Yine bir Vezir Akbar Han çok önemli komutanlarından birisidir. Özellikle 2. Afgan-İngiliz Harbi'nde çok büyük başarıları olmuştur. Kabil'de Vezir Akbar Han isimli bir mahalle vardır. Emperyalistleri yenen kahraman bir komutanın bulunduğu bu mahalle zengin mahallesidir. Ne hikmetse dokunulmamıştır savaşta da. Tıpkı bizim Diyarbakır'daki Hendek olaylarında zengin mahallelerine dokunmayıp gariban halka dokunulması gibi. Ve yine kaderin acı bir cilvesi, özellikle büyük çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu sivil toplum örgütleri oradaki pahalı evlerde otururlar. Bir anekdot olarak onu da belirteyim dedim. İkinci Afgan-İngiliz Harbi'nden bir görüntü izliyoruz. Üçüncü Afgan-İngiliz Harbi'nden. Servet-i Fünun'un koleksiyonumda da bulunan Habibullah Han'a gösteren bir özel sayısı, mükemmel derecede güzel basılmış. Kurtava Sakir Kuruş Savaşı için çok önemli. Biraz önce gördüğümüz Habibullah Han şöyle bir şekilde öldürülmüştür. Sonra bu İngilizler tarafından yetiştirilmiş Mustafa Sagir Müslümandır, profesör de olmuştur. İngilizlerin en önemli casuslarından birisidir. Anadolu'ya Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmeye geldiğinde müthiş önsezisiyle Mustafa Kemal bunun bir casus olduğunu fark etmiş, Hintlilerin yardımını getiriyorum deyip, ki istihbarat teşkilatlarının yeniden yapılanmasının da en önemli sebeplerinden birisidir. Çünkü Osmanlı'dan kalan istihbarat teşkilatlarının yetersizliği, çabuk deşifre olması da orada görülmüştür. Ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçlerinin yaptığı sorgulamayla Habibullah Han'ı da Mustafa Sagir'in öldürüldüğü Ankara'da yapılan mahkemelerde açığa çıktır ki Hakimiyet-i Milliye'nin 7 tane sayısı vardır elimde bu konuyla ilgili. Duruşma safhalarını çok ayrıntılı olarak vermektedir. Hep derler ya Mustafa Kemal Paşa İngiliz yanlısıdır diye. Yüzlerce yıl sonra ilk defa hiçbir emperyalist devleti dinlemeden emperyalist devletin casusunu Ankara'nın göbeğinde sallandırmıştır. Suç arkadaşları, suç ortaklarıyla birlikte. Afganistan'da Türk'ün gelişmesinde çok önemli isimlerden birisi de Mahmut Tarzi. Mahmut Tarzi sürgün olarak ayrıldığı Afganistan'dan Osmanlı'ya gelmiş. Abdülhamit Han tarafından saygıyla ve sevgiyle karşılanmış. 17 sene Türkiye'de kalmış. Kızını bizim hep bildiğimiz Amanullah Hanım'ıza vermiş. Onun kayınbabasıdır. Onu da Dışişleri Bakanı olmuş. Fakat daha önce gittiği Afganistan'da Abdülhamit'in Orta Doğu'ya sürgün ettiği Türk aydınlarını oraya götürmüş. İnanılmaz derecede kültüre katkıda bulunmuşlar. Oradaki gönüllü giden Türklerimiz davranışlarıyla Türklüğün aşırı derecede sevilmesini sağlamışlardır. Mezarı da İstanbul'dadır. Rahmetle anıyoruz kendisine. Habibullah Han, Amanullah Han'ı görüyoruz ve Gayretullah Han. İlk giden Osmanlı subayı görüyoruz. Arkadaşlar demin bir konuya atladık. 1747 yılında ilk Afganistan devleti kurulunca onu gene ilk tanıyan 1750 yılında Osmanlı devleti olmuştur. Yine oradan Türklük bağlantısı devam ediyor. Çok önemli askeri hizmetlerde bulunmuştur Mahmut Bey. Ve Afganistan'a giden ilk büyükelçimizin resimli hatıratı. Sonrasında İttihat Terakki'nin önemli komutanlarından Cemal Paşa'yı görüyoruz Afganistan'da. Cemal Paşa, Afgan ordusunun yeniden yapılanması için inanılmaz derecede hizmetlerde bulunmuş
Atatürk'le çok sayıda mektuplaşmış. Resmi temsilcilik istemesine rağmen Atatürk İttihat Terakki'den uzaklaşmayı istediği için nazik bir dille ve diplomatik bir dille reddedilmiş. Fakat onun istediği subayları çok sıkıntıda olmamıza rağmen 17 tane subay göndermişti Mustafa Kemal Paşa. O zor günlerimize bir nala, bir muhabir ata ihtiyacımız olduğu günlerde Atatürk'ün derin öngörüsüyle gönderilmiş ve onlara verdiği özel emirde o kadar güzel ilişki kuracaksınız ki ben işaret verdiğim zaman orada yönetimi ele geçirip oradan Hindistan'daki İngilizlere saldıracaksınız tarzında çok az kaynakta geçen bir emri vardır. İleri görüşlük oradan geliyor. Ve bunun arkasında 1 Mart 1921 tarihinde Moskova'da ülkemizin yeni rejiminin tanınması maksadıyla görüşmeler yaparken Afgan heyeti derhal anlaşmayı imzalamış ve bizi ilk tanıyan, resmi ilişkiye ilk geçen ülke olmuştur. 1 Mart 1921 tarihinde. Bu güzel bir şahsiyettir. Abdurrahman Samadani veya Peşaveri deriz. Bununla ilgili çok özel bir geniş ayrıntılı da bir yazı yazdım. Öğrenmek isteyen arkadaşlar o makalemi de okuyabilirler. Şimdi üzerinde 2 tane madalya görüyoruz. Çanakkale ve İstiklal Savaşı madalyası. Ceketini satarak 7-8 arkadaş toplanmışlar. Çok özel bir hikayeyle başlayalım. Türkleri çok sevdiği için Abdurrahman Samadani. Baştan söyleyeyim. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinin vücut bulduğu en önemli şahsiyetlerden birisidir. Ceketini arkadaşları birbirleriyle satın almışlar. Daha sonrasında o hepsi ceket parasını buna vermişler. O parayla gelmiş ve Bombay'dan gemiye binerken fotoğrafını bulduk. Balkan Harbi'ne gelmiş, yaşı tutmadığı için hasta bakıcı olarak çalışmış. Hasta bakıcı olarak resmi de var arşivlerde. Sonrasında Rauf Orba'yla tanışmış ve fiziken ona çok benzer. O benzerliği zaten hayatının sonuna getirmiştir. Harp okuluna gönderilmiş Rauf Orbay tarafından. Çanakkale'ye savaşmaya gitmiş. Çanakkale Harbi'nde 3 defa yaralanmış. İstiklal Savaşı esnasında Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra biliyorsunuz Rauf Orbay onunla gitmemişti. Rauf Orbay yanında Abdurrahman Samadani'yi götürmüş. Abdurrahman Samadani Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin İngilizce'ye çevrilip dünyaya yayılmasını sağlamış. Atatürk'le Ankara'ya gelmiş. Rauf Orbay ayrılmış, o kalmış orada. Sivas Kongresi'ne katılmış. Orada fotoğrafı vardır. Ayrıntılı bakılacak olursa. Ankara'ya gelmiş. Anadolu Ajansı'nın 1 numaralı çalışanı olmuş. Çok sevilmiş. Skararbe'ye de katılmış. Afganistan bizi tanıyıp temsilci isteyince Afganistan'a ilk temsilcimiz olarak gönderilmiş. Ailesi demiş ki, annesi özellikle, evladım Peşaver'de aile. Evladım artık gel ülkene. Anne demiş, gelemem, görevliyim, buradan da geri döneceğim. Vatanım işgal altındayken ben Peşaver'e gelemem demiş ve gitmemiş. Bir daha gitmemiş, bir daha görmemiş Peşaver'i de. Dönmüş, Rauf Orba'ya olan benzerliğinden dolayı bir suikast sonucu öldürülmüş. İstanbul Maçka'da defnedilmiş. Rahmetli anıyoruz efendim. Hepinizin tanıdığı Fahrettin Türkan Paşa'mız. Medine kahramanı. Üniformasını çıkartmamıştır esareti boyunca. Ulu Önderimiz Atatürk'ün de dediği gibi çok insana nasip olmaz. Yaşarken bu derece büyük bir kahraman, bilinen bir kahraman olmak. Hakikaten Atatürk'ümüz çok güzel değerlendirmiş. Afganistan'a ilk büyükelçimiz olarak Samadani Bey temsilci veya elçi olarak gitmişti. Büyükelçi olarak Fahrettin Türkan Paşa'mız gitmiş. Rusya üzerinden, karayolundan giderken Afganistan'ın her yerinde neredeyse bayram yapılmış. Şu anda Amerika'da büyükelçimiz
Zen itimat mektubu 20. sınıf bir devlet memuru tarafından bir restoranda kabul edilirken arkadaşlar, pasaportu 100 bin kişinin önünde dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde, bakın Afganistan Amanullah Han Türk bayrağını, o dönemki Afganistan bayrağını da Fahrettin Paşa kuşanmış şekilde 100 bin kişinin önünde itimat mektubu kabul edilmiştir. İtibarımız nerelerden nereye geldi? İnşallah yeri alacağız. Ve Atatürk o kadar önem vermiştir ki Afganistan'la ilişkileri, Ankara'da açılan, Saman Pazarı'nda açılan ilk büyükelçilik Afgan Büyükelçiliği'dir. Oranın açılış töreninde Atatürk'ü Afgan Büyükelçiliği'nin de ki Afgan bayrağını çekerken görüyorsunuz. Ankara'daki meclis o kadar güzel benimsemiş ki orayı, Ankara halkı da çok sevmiş Ahmet Han'ı, Büyükelçiyi. İnanılmaz derecede benimsemiş. Hep özel bir locası var mecliste. Cuma namazından çıkan bütün eşraf önce Afgan Büyükelçiliğine gidip o meşhur yeşil çaylarından içiyor. Ondan sonra dağılıyor. Hacı Bayram Veli'ye zaten yakın Saman Pazarı'nda bayram namazı kılındıktan sonra halk topluca Afgan Büyükelçiliğine gidiyor. Bayramlaşıyor. Ondan sonra evlerine dağılıyorlar. Yani bizim için hakikaten çok önemli bir yeri var Afganistan'ın. Ve tabii Fransız, İngilizler katılamıyor. Afganistan'da zaferimizin kutlanması Türk Büyükelçiliği'nde. Afganistan'da bir Nevruz Bayramı'nı kutlarken görüyoruz çocukları. Türk subayları eğitir Afgan ordusunu. O eğitim sonucunda muhteşem bir geçit töreni yapılır. Şu anda tabii bir ordu kalmadı. Taliban dönemine kadar diyelim. Afgan ordusunda kullanılan komutların hepsi Türkçedir, biliyor musunuz? Türkçe komutlar kullanılır. Ve o ayrıntıyı geçelim. Yani karşılanması. Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş olmasına rağmen tanınmamaktadır. Resmi bir devlet ziyaretçisi gelmemiştir. Hatta büyükelçilikler İstanbul'dan da gelmemiştir Ankara'ya. Çoğu. Özellikle İngilizler sonra yavaş yavaş Atatürk çok ustaca halletmiş. O en son İngilizlerin de getirmesini sağlamıştır ama bir devlet başkanı gelmemiştir henüz. İlk gelen devlet başkanımız Amanullah Han'dır. Onun için Ankara halkı, Türkiye halkı onu bağrına basmış. Fahrettin Altay Paşa ile karşılamışlar. Ankara'ya getirmişler. Bunu da birinci bölümünü ayrıntılı olarak yazdım. İstanbul ve diğer faaliyetlerini yetişmedi henüz. Onu da yazıyoruz. Muhteşem bir karşılama olmuştur. Dün öğrendiğim bir sürpriz Ahmet Hocam'la da paylaştım. Sizlerle de paylaşayım. Atatürk Afgan Kralı'na onuruna verdiği yemekte resmi dilin Türkçe olmasını vermiştir, biliyor musunuz? İlk defa da ben duydum. Çok etkilendim bundan da. Tarihimizin birlikteliğini vesaireyi çok güzel zaten özümsemiş. Atatürk'ümüzün değeri 2000, birazdan anlatacağız zaten. 2001 yılında çok iyi anlatılmıştır. Afgan Kralı'nın gezisinden fotoğraflar izliyoruz. İstanbul Harbiye, muhteşem bir fotoğraftır bu da. Harbiye Askeri Müzesi. Buna gelince 1928 yılında Afgan Kralı'nın ziyareti dolayısıyla basılmış bir kitap çıktı. Bunu da buldum. Gururla saklıyorum. Tabii fotoğraflarını da paylaşacağız. Binbir Gece Masalları gibiymiş o dönemki Afganistan. Birkaç örnek fotoğraf göstereyim size. Güzelim ülke ne hale gelmiş arkadaşlar. Fotoğrafları gördükçe içim yanar. 28 kuruşa satılmış. Afgan Kralı Amanullah Han iktidardan düştükten sonra İtalya'da yaşarken bir daha ziyarete gelmiş. Biraz diplomatik, o sevgi o kadar çok ki diplomatik kriz, hafif kriz görüntülerine neden olsa da sonraki Afgan hükümetleriyle çok ilgiyle izlenmiş bu ziyareti. Sonra da üçüncü gelişi cenaze törenidir Atatürk'ümüzün.
Eğitim için Türkiye'ye gelen Afgan gençleri. Bakın bu gençler ne hale geldi şu anda. İbret dolu bir fotoğraftır. General Kazım Orbay. Bu da tarihimizde çok önemli bir hizmet yapmıştır. Afgan ordusunda Genelkurmay Başkanlığı yapmıştır. Afganlar bizi o kadar sever ki silahlı kuvvetlerle ilişkimizde Afgan ordusunda görev yapan Türk subaylarına bir üst rütbe verilir. Orgeneral rütbesiyle hizmet etmiştir. Ve tektir dünya tarihinde Afgan ordusundan Türkiye'ye gelenler Türk üniforması giyer, Türkiye'den Afganistan'a gidenler Afganistan üniforması giyer arkadaşlar. Bir Afganistan gazetesi kraliçemizin bu fotoğrafını İngilizler kullanarak çoğaltmışlar. Din elden gidiyor diyerek ayaklanma yapmışlar. Maalesef yaklaşık bir sene Habibullah Kalakani, Beçeyi Saka, yani Saka'nın oğlu, bildiğiniz su taşıyan bir adamın oğlu Afganistan'ın başına geçmiştir arkadaşlar. Bir sene orada kalmış. Sonrasında artık Loyacega denen bir adet vardır. Büyük meclis oluşturur. Yaşlılardan oluşan bir meclistir. Onlar karar verir çoğu şeyi. Taliban'ın gelmesine de onlar karar verir aslında. Önce bir ayrıntıdır ama Nadir Han bütün büyükelçileri toplamış. Hepsinin fikrini sormuş en son. Türk Büyükelçisi Yusuf Hikmet Bayır. Tabii Atatürk'ün verdiği önem bir de şudur. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en büyük makam, bürokratik makam Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğidir. Üç genel sekreterini büyükelçi olarak göndermiştir arkadaşlar şeye. Yusuf Hikmet Bayır da orada sorduğu zaman ben bu göreve geleyim mi gelmeyeyim mi diye Vox Populi, Vox Dei, halkın sesi Allah'ın sesidir denen Latince bir ifadeyi kullanır. Bu cevap üzerine Nadir Han der ki o zaman tahtı kabul ediyorum. Türkler Türk Büyükelçisi de uygun gördü ve Türk Devleti'nin sesi de böyleyse kabul ediyorum der. İktidar ondan kabul eder. Soğumuş olan ilişkilerimizde yavaş yavaş ısınmaya başlar. Şimdi burada gene bir onur sayfası. Mayıs 1934'te İran ile Afganistan arasındaki sınır anlaşmazlığı devam etmektedir. Her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin hakem olmasını dilerler ve Atatürk Fahrettin Altay Paşa'yı hakem olarak seçer. Çok onur dolu bir sayfa vardır burada. Önce birincisi heyet olarak gidip keşif yapmak üzere gider Fahrettin Altay. Sadece bir temsilcidir. Hiçbir resmi görevi yoktur. Fakat her iki devlette devlet başkanı protokolü uygular Atatürk'ün temsilcisi geldi diye. Yetmez. Bu da yetmez. Heyet çalışmaya devam ederken İran'ın insanlıktan çıkacak şekilde bir hata yapmayalım, önemli emanettir diye çalışma yaparken İran'ın Afganistan'daki büyükelçisiyle İran Dışişleri Bakanı, Afganistan Dışişleri Bakanı bir anlaşma imzalarlar. Tarihi bir anlaşmadır bu. Karar ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararı ne olursa olsun sınırımızla ilgili peşinen kabul ediyoruz derler. O saygın günlerimize inşallah kavuşacağız tekrar. Fahrettin Altay Paşa'mızı da rahmetle anıyoruz. Afgan Kralı geldiğinde de hep mihmandarlığı Fahrettin Altay Paşa yapmıştır. Oradaki büyükelçilerimizi görüyoruz. Anadolu Ajansı'nın ilk çalışanı Peşaverli Abdurrahman Bey, Abdurrahman Samadani. Ne kadar benziyor görüyor musunuz? Bu benzerlikten dolayı Rauf Orbay zannederek öldürülmüştür. Bir suikast sonucu. Onun birkaç resmi. Yusuf Hikmet Bayır'ımızı görüyoruz. Memdur Şevket Hasan Esandar. Yusuf Hikmet Bayır 3 ciltlik muhteşem bir Hindistan tarihi yazmıştır. Hala onun ayarında yazılabilmiş kitap yoktur. Konuyla ilgilenenlerin temel kaynağıdır. Memduh Şevket Esendal biliyorsunuz muhteşem bir kalemdir. Onunla ilgili birkaç hatırayı görüyoruz. Orada bastırdığı kart dahil, pasaportu dahil.
Zahir Şah'ı gelir. Atatürk'ün son birkaç yılına da Zahir Şah denk gelir. Onunla da onun döneminde de ilişkilerdir. Ve Atatürk'ün ölümünden sonra artık Afganistan'la ilişkilerimiz soğumaya başlar. Davut Han bir darbeyle yönetimi ele geçirir. Bakan Menderes Afganistan'a resmi bir ziyarette bulunur. Afgan kızlarına yardımda bulunur. Zahir Şah'la ilgili, ziyaretiyle ilgili basılan bir ilk gün zarfımız bizim koleksiyonumuzdan. Afgan Kralı Anıtkabir'de bir gazete haberi. Afgan Kralı Bursa'da halk inanılmaz derecede coşkuyla karşılıyor arkadaşlar. Yani bu sevgiyi hiçbir şekilde iki ülke halkının yüreğinden hiç kimse çıkartamaz. Afgan hava yollarının uçuş ilanı, bu da güzel bir hatıra diye koydum buraya. Ve Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Afganistan'da basılan, 1960'ta basılan pullar. Ve sizi biraz şok edeyim. Şimdiki yıllarda Afganistan'dan görüntüler göstereyim. Her gördüğümde içim yanıyor. Bu güzelim ülke ne hale geldi. Açılışın, bakın pırıl pırıl. Artık komünizm gelir Nur Muhammed Taraki'ye. Yine Nur Muhammed Taraki'yi başka bir komünist olan Hafızullah Emin devirir. Ulan bu Emin acaba Amerikan yanlısı olabilir mi diye Rusların işgal sebebi, en önemli işgal sebeplerinden birisi de budur. İşgal eder etmez büyük bir operasyonla sürüler. Sen de Rus işgalini şöyle bir bakacak olursak, hava yolundan böyle gelmişler ama kara yolundan arkadaşlar Türklerin üzerinden geliyorlar. Yine orada Türk kıyımı çok yoğun bir şekilde olmuştur. İlginç bir anekdot şunu söyleyeyim. Afganistan'a ilk gelirken Türk devletlerinden askerler getirmişlerdi. Fakat onlardan çok sayıda artık propaganda görünce sahayı etkisini kaybetmiş. Tıpkı Anzakların Çanakkale'ye gelmesi gibi. Ah demişler ya bunlar Müslüman. O kadar çok katılan olmuştur ki direnişle. Afgan subaylarından. Şimdi bir çalışmamız da var. İzin için bekliyoruz. İlgisi olan arkadaşlar olursa Afgan Savaşı'na katılan askerler, aileleri ve toplumun çeşitli kesimleriyle yapılmış sosyolojik bir çalışma var. Röportajlar şeklinde. Orada da ilginç bir yaklaşım var. Ve sonradan Küba'dan, Bulgaristan'dan, Türk olmayan ülkelerden çok miktarda asker getirmişlerdir işgal müddetinin devamınca. Ama en çok yoğunluk ve mezalip Türklerin üzerinde olmuştur yine. O konuyla ilgili birkaç haber. Ondan sonra Babrak Kırmalı getirdiler iktidara. Ve eceliyle ölen tek komünist lider. Azat diyemizi görüyoruz. Sonradan İranlıların suikast yaptığı anlaşıldı. Türk liderdir. Raşit Dostum'dan önceki Türklerin lideridir. Türklerin bütün dünyada tanınmasını sağlamıştır. Rahmetle anıyoruz Azat Bey'imizi de. Gelmiştir, Türkiye'ye de gelmiştir, Türk Ocağı'nda konuşma yapmıştır. Buradan Amerika'ya geçmiştir, Türklerin direnişe hazır olduğunu anlatmıştır. Ve o anlatmadan sonra, onu söyleyelim, söyle. Neyse, Amerikalıların yaptığı yardımları vermeyen Afgan lider, ki birisi dizlerinin altında oturuyordu. Türklere yardım etmediği anlaşılınca Türklere yardım ayrı koldan gitmiş ve Taliban'dan kurtuluşu da yine Raşit Dost'un liderliğinde Türk direniş güçleriyle becermişlerdir. Rus işgali esnasından bir fotoğraf görüyoruz. Sokaklar bu şekilde. Ruslar yolları yapmışlar. Salang tünelini 14 senede yapmışlar. Yani Hindikuş dağlarını kuzeyden güneye geçebilmek için yapılan tüneli yapmışlar. Çok geniş yollar yapmışlar. O yolları da sonra kendi zırhlı araçlarıyla
kullanmışlar. Ruslar bütün yaptığı masrafları Türk ili dediğimiz Kuzey Afganistan'dan çıkartılan doğalgazın sayacını yine kendi Sovyetler Birliği sınırına alarak ne kadar kullandıkları bilinmiyor. Bütün masrafı çıkartmışlardır. Mali yönden zarar yoktur ama arkada etkisi hala devam eder. Ve tabii Amerika hiçbir yardım yapmayarak Rusların kucağına itmiştir. Coğrafi olarak fazla bir yerle iletişim kuramazlar. İran'a yollar da çok bozuktur. Mecburlar ya Pakistan'la kuracaklar ki ya da öbür tarafla kuracaklardı. 47 yılında kurulmuştur Pakistan'da biliyorsunuz, daha önce Hindistan. Ruslara mecbur kaldıkları için ilişkiye girmişler ve o ilişki işgali getirmiş. Sonuçta da ülkemizin halini görüyorsunuz. Raşit dostum, ve geliyoruz 11 Eylül saldırılarına. 11 Eylül saldırıları sonrası bin yılın en büyük terör saldırısı denir ama ben bir araştırmacı olarak inanmıyorum terör saldırısı olduğuna. Şimdi yeni bir elektronik kitabımız da çıkacak, orada ayrıntılı anlatıyoruz. Sonrasında bir barış gücü kurulur. Bu barış gücü kurulması için yapılan toplantıda 8 Kasım 2001 tarihinde Bülent Ecevit, Başbakanımız Bülent Ecevit der ki, Afgan halkının özgürlüğe ve kalkınmasına katkıda bulunmanın Atatürk'ün bir vasiyeti olduğunu söyler. Ben de bu atamızın vasiyeti dolayısıyla oradaki Türk bağlantısını, Türk gönlünü, Türk yüreğini çok sevdim. O motivasyonla yaklaşık 22 senedir Afganistan araştırıyorum sevgili dinleyiciler. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir uluslararası gücün komutanlığını İngilizlerden alır. 6 aylığına almışızdır bu görevi. Mevlam nasip etti. Ben de ülkemi temsil eden tek jandarma subayı olarak o karargahta bulunmanın şerefini yaşadım. Solda rahmetli Hilmi Akınzorlu paşamızı görüyoruz. Devir teslim töreninde sağ tarafta İngiliz Makkol. Biz devredecek ülke bulamadık. 6 ay daha uzatıldı. Sonrasında Barbara isimli BBC'nin önemli muhabirlerinden birisi devir teslim töreninden sonra Almanların sizin kadar güzel yürüteceğini zannetmiyorum demiş idi. Tarihi bir nottur. Biz arkadaşlar orada hiç sığınak görmedik. Bir kere eğitim için gittik. Bizim devrettiğimiz Almanlar ise biz tümen seviyesinde, yani 2 yıldızlı general seviyesinde ve o karargahla yapıyor idik. 3 yıldızlı general kolordu seviyesinde NATO ile birleşerek aldı Almanlar. 6 aylık mesainin %75'ini sığınakta geçirdiler. Türk kültürüne bağlılığı buradan da anlayabiliriz. Bu devir teslim töreninden bir sahne görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'in özellikle İstanbul'da yaptığı iki ülke arasındaki problemi halletmek üzere yapılan görüşmeler. Birinci Taliban döneminde dokunulmayan, ismi değiştirilmeyen daha doğrusu Atatürk Çocuk Hastanesi. 2005 yılında açılmıştır. Tekrar tamir edilmiştir. Kabil'deki Atatürk Lisesi'ni görüyorsunuz. Profesör Doktor Kamil Urgan. Afganistan'da iz bırakmış. Kraliyet ailesinin doktorluğunu yapmış. Verem Savaş dahil birçok sağlık tesisinin ilk kuruluşunda öncülük etmiş. Orada ömrünün büyük çoğunluğunu orada, meslek hayatının büyük çoğunluğunu orada harcamış. Ve onun için dikilmiş olan anıtı görüyoruz arkadaşlar. Rahmetle diyoruz. Geldikten kısa bir süre sonra da hayatını kaybetmiştir. Burada ilginç bir gazete haberi gene. Cumhuriyet Gazetesi'nden. Afganistan'a hizmet etmek üzere giden
Kurmay subaylar ve ailelerinin bulunduğu uçak Beyrut'a düşmüştür. Onları da rahmetle anarım. Atatürk döneminde başlayıp sonradan devam eden Afganistan'a hizmet için giden görevlilerimizin yakınlarının bir kısmı orada ölmüştür arkadaşlar. İş doktoru Oğuz Baskızı, Türkan Baks. Başımızın annesi. Bir profesörümüzün eşi. Hepsini rahmetle analım. Ve buz kaşı oyunu. Türk oyunudur arkadaşlar. Boz keçidir aslı. Savaş sanatını gösterir. Hatta Joseph Kessel'in Atlılar isimli bir romanı vardır. En sevdiğim kitaplardan birisidir. Orada sahaf kitabıdır. Pek bulunmaz. Yaşı kamil olanlar bilirler. Ömer Şerif vardır. Dünyaca meşhur aktör. Burada Uraz rolünü filminde o oynamıştır. Afganistan Kralı Zahir Şah zamanında yapılan ilk kraliyet buz kaşısının muhteşem soylu bir romanını Türkler vasıtasıyla anlatmaktadır. Konuya ilgisi olanların kesinlikle okumasını tavsiye edeceğim bir kitap. Ve muhteşem bir buz kaşığı fotoğrafı görüyoruz. Cirit gibi atasporlarından birisidir. Çok güzel bir Türk sporudur. Boz keçi dediği başı kesilmiş bir oğlan bir menzilden alınıp başka bir menzilden geçirilerek işaretlenmiş bir çukura atılmasıdır. Savaş o strateji üzerine kurulur. Oyun onun üzerine kullanılır ve bayağı sert bir oyundur. Görüldüğü gibi tamamen karışmış ve çok ilgi gören bir oyundur ki Raşit dostumu Karzai'yi tutkaşı oynarken görüyorsunuz. Yine burada bir Türk kültürünün meşhur bir şairimiz Alişir Nevai. Onu da saygıyla analım. Büyük bir devlet adamı ve edebiyatçıdır. Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koymaya çalışmıştır. Muhan Kemal Lugatevin adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğunu söylemiştir. Sanatıyla birçok divan şairini etkilemiş, bilinçli bir Türk milliyetçisidir. Türk birliğini kurmaya çalışmış, bu amaçla şiirler yazmış, Çağatay lehçesini kullanmış, beş mesneviden meydana gelen hamse sahibidir. Yüz yazıları da vardır. Hocam bu arada vakitle ilgili bir problemimiz var mı? Bana bırakırsanız. Vakit problemi yok. Devam edebilirsiniz. Buyurun. Tamam efendim. Şöyle hızlıca geçelim. Nevai indirmemiz gereken bir üstadımızdır. Evet, şimdi Molla Nasret olarak geçer. Dede Korkut'un izlerini fazla görmeyiz Afganistan'da ama Türk coğrafyasında ve özellikle Afganistan'da Molla Nasreddin'in inanılmaz bir izi coğrafyasında, kültüründe çok etkindir sevgili dinleyiciler. Şimdi geliyoruz Hoca Rüsnai. Kuzey'deki Türk ilindeki kadınlarımızın el emeği göz nuru muhteşem bir eserdir. Hoca Rüsnai isimli anılır. Üç kadın yaklaşık bir senede dokurlar. Hala dokurmaya devam edilmektedir. Muhteşem bir eserdir. Bu Kabil'de Chicken Street, Tavuk Caddesi denen en meşhur caddesinde çok sayıda Türk esnafın satmaya devam ettiği halı mağazalarını görüyoruz. Ve Türk sanatında pek savaş dolayısıyla Türk sanatını da etkilemiş. Sanat biliyorsunuz toplum yaşamından etkilenir. Orada savaşın etkisiyle oluşan bir halı görüyoruz. Çok ilginç bir örnek olduğu için paylaşmayı istedim. Tabii Türk pilavı biliyoruz. Oranın pilavı, Afganistan'ın pilavı en meşhur yemeklerden birisidir. Patates, bakın bize ne kadar benziyor. Patlıcan, borani bazen nadir olsa da bizde de kullanılır. Farsça bir kelimedir ama
bizdeki yemeğe ne kadar benzerliğini görün. Patatesli böreğin benzerliğine bakalım. Muhallebimiz yine. Sofranın kuruluş düzenine Anadolu'yu ne kadar çağrıştırıyor değil mi dostlar bize? Aynen. Anadolu'da bir köyün bayram sofrası gibi düşünün. Fark yok. Baklava da üretiliyor. Tabii Afganistan'da Türklük var mı Mevlana'da tartışılır. Ama Afganistan'la Türkiye arasında önemli bir bağ sağlayan, Türkçe'yi de kullanmayan Mevlana o yolu takip ederek 15 senelik bir zaman içerisinde Konya'ya ulaşmıştır. Babası tabii Sultan-ı Ulema Bahattin Velet yanında oğlunu da getiriyor. Ama gelirken burası medresesi. Tekke ve medresesi arkadaşlar. Taliban yönetimi ele geçirmeden evvel yapılan anlaşma gereği Türkiye Cumhuriyeti restore ediyordu. Şöyle farklı bir açıdan da göstereyim size. Restorasyon kaldı. O mahallede çok sayıda evde ve Belhin tabelası, medreseyi içeriden görüyoruz. Restorasyon çalışmasından bir görüntü. Bu evler şey altında kalacakları için restorasyon alanında, onun yerine Türkiye Cumhuriyeti bir Hazreti Mevlana köyü kurmuş oraya. İstimlak edilenlerin ev sahibi olmaları için bu şekilde bir tesis kurulmuş. Büyükşehir Belediyesi ile Belh görüşmeleri devam etmekte. Kardeş şehir bir çok sayıda karşılıklı etkiler de vardır diyelim. Fazla lafı uzatmadan burada saygıyla bitireyim efendim. Sorularınızı olursa bekliyorum. Evet. Değerli Burhanettin Şenli Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Bendeniz Zoom'dan katılan değerli dostlarımızın düşünce, soru ve değerlendirmesine geçmeden önce birkaç konu üzerinde sizin anlattıklarınızı birazcık açmak istiyorum. Konunun önemine binaen. Şimdi değerli dostlar, YouTube'dan bizi izleyen değerli gençler, özellikle sizlere sesleniyorum. Bizim her alanda düşmanımız çok fazla. Küresel çeteler tarih boyunca her zaman üzerimize her türlü sinsi saldırılarını yaptılar. Yakın Türk tarihinde özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda, milli mücadele yıllarında ve sonrasında da bu taarruzlarını güçlendirerek devam ettiler. Değerli Burhanettin Hocam, Mustafa Sagir'den bahsetti. Değerli gençler, değerli dostlar, günümüzde Mustafa Sagirler var. FETÖ, Fethullah Gülen cemaati gibi cemaatler, güzel dinimizi istismar ederek, kullanarak daima bizim milletimizin dini duygularını olağanüstü derecede bozmak suretiyle kendi siyasal mitolojik hedefleri doğrultusunda üzerimize her zaman çullandı. Mustafa Sagir ile ilgili yazdık. Daha önceki video konferanslarımızda, gerçek hayatta da konferanslarımızda bahsettik. Televizyonlarda da zaman zaman bahsettim. Doktora tezim dolayısıyla Mustafa Sagir üzerinde de özel incelemelerim söz konusu oldu. Mustafa Sagir'i iyi tanırsak, bugünkü FETÖ'yü de iyi tanırız, yarın buna benzer çeşitli Türk milletinin düşmanı, Müslüman gibi, dindar gibi duran insanları da tanırız, üzerimize saldırılarını da bertaraf ederiz diye düşünüyorum. Mustafa Sagir genç bir çocukken, çocuk yaşlardayken İngiliz misyoner bir albay tarafından Bombay'da tespit ediliyor
olay uzun olduğu için anlatmak istemiyorum. Mustafa Sakir ile ilgili daha önceki kayıtlarımıza lütfen müracaat ediniz. Burada daha öz olarak arz etmeye çalışıyorum. Ve İngiltere'ye götürüyorlar. İngiltere'de yetiştiriyorlar. Arapça, Farsça, efendim Peştuca, Türkçe gibi bütün dilleri ana dili seviyesine gelinceye kadar kullanabilecek bir yetenek kazandı. Ve İngiliz gizli servisinin çok önemli bir elemanı oldu. Burhanettin Hocam'ın ifade ettiği gibi ilk görevi Afganistan emiri Hamidullah Han'ın öldürülmesi. Bu görevi veriyorlar ve Mustafa Sagir bu görevi yerine getiriyor. Hamidullah Han'ı öldürüyor bir suikastle. İkinci önemli görevi ise milli mücadele coğrafyasına gideceksin. İstanbul oradan Ankara'ya ve bir fırsatını bulup milli mücadelenin lideri Atatürk'ü öldüreceksin. Bu emri veriyor İngiliz gizli servis tarafından. Bu şahıs İstanbul'a geliyor. Fransız Büyükelçinin önündeki bir daireye yerleştiriliyor. Fransızlar bunu milli mücadele taraftarı zannediyorlar. İçeri atıyorlar. Birkaç hafta içeride kalıyor. Akabinde İngiliz Büyükelçinin devreye girmesiyle birlikte kurtuluyor. Çok uzun bir hikaye. Bir ara yine yakalanıyor Edirne sınır bölgesinde. Yunanlılar yakalıyor. Milli mücadele taraftarı zannediyorlar. Ve Atina'ya, Selanik'e götürüyorlar. Daha sonra yine İngiliz'den devreye girmesiyle kurtuluyor. Tekrar İstanbul bölgesine geliyor. Niye milli mücadele taraftarı zannediyorlar? Çünkü Fatih gibi, Sultanahmet gibi, Ayasofya gibi Müslümanların müdavim olduğu mekanlara, camilere ve kıraathanelere sıkça gidiyor ve her fırsatta Allah, inşallah ve benzeri İslami tarafındaki temel kelimeleri kullanmak suretiyle arada da sanki gizlice bir şey söylüyormuş gibi aman aramızda kalsın der gibi ben Hindistan Hilafet Komitesi fevkalade mümessiliyim, yani genel başkanıyım. Hindistan'daki Müslümanlardan bir miktar altın getirdim. Ankara'ya bir şekilde gidip Mustafa Kemal Paşa'ya bu altınları vermem gerekir gibi sanki aramızda kalsın der gibi böyle sinsice ifade ediyor. Onun için Fransızlar ve Yunanlılar milli mücadele taraftarı zannediyor. Karakul Cemiyeti'nin İstanbul'daki temsilcileriyle temasa geçiyor. Karakol Cemiyeti'nin uyanık, akıllı elemanları olayı biraz seziyorlar ama tam anlayamıyorlar. Nihayetinde Karakol Cemiyeti'nin o günkü istihbarat örgütümüzdür. Samsun aracılığıyla, efendim Karadeniz aracılığıyla Samsun'a geliyor Mustafa Sagir. Oradan Kastamonu, Bulgar, Çankırı'dan. Çankırı'da kalıyor mesela. Çankırı'da da bir vaaz ve nasihatte bulunuyor. Oradan Ankara'ya geliyor. Ankara'da Çankırı Caddesi'nde dönemin Ankara Emniyet Müdürü tarafından karşılanıyor. Taşhan'a yerleştiriliyor. Ulus'taki bir otel. Birkaç gün sonrasında da Mustafa Kemal Paşa ile tren garındaki Mustafa Kemal Paşa'nın zaman zaman ofis olarak kullandığı yerde Mustafa Kemal Paşa bunu kabul ediyor. Yarım saat görüşüyorlar. Akabinde efendim Ankara Emniyet Müdürü'nü çağırıyor. Bir kaynağa göre de İçişleri Bakanı'nı çağırıyor. Adnan Adıvar'ı çağırıyor. Sabiha Gökçe'nin kaynağı ve Çankaya'nın yazarı Halif ve Atay'ın kaynağı farklı. Ve diyor ki bunlardan birine Ankara Emniyet Müdürü veya İçişleri Bakanı'na. Çocuk bu bir İngiliz casusudur. Takip alınız. Peki bu ön sezi Atatürk'te var. Ama İstanbul'daki Karakol Cemiyeti'nin üyeleri ve Kastamonu valisi Cemal Paşa olması lazım hafızam beni yanlış yönlendirmiyorsa yüksek ferasetiyle bunun faaliyetleri deşifre edilmiyor. Ama Ankara'ya kadar gelmesi kontrol altında müsaade ediliyor diye düşünüyor. Takip görev kime veriliyor? Teşkilat Mahson'un çok önemli elemanı, o zamanki önemli istihbarat örgütümüz Mehmet Akif Ersoy'a. Mehmet Akif Ersoy'un kaldığı Tacit Bildirgan bir katına da bu yerleştiriliyor. Mehmet Akif Ersoy İstanbul'a ve Mısır Kahire'ye gönderdiği mektupları, Mustafa Sagir'in gönderdiği mektupları ve Mısır'dan Kahire'den ve İstanbul'dan gelen Mustafa Sagir'e gelen mektupları inceliyor. Ezza olayıyla, veteriner hekim olması dolayısıyla kuzey bilimlere de aşina birisi Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz. Ve onun görünmeyen gizli yazıları, mektuplarda gizli yazıları deşifre ediyor
İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor ve idam ediliyor. Mustafa Sagir idam edilmeden önce son arzusu olarak bir mektup uzatıyor. Bunu İngiliz Büyükelçiliğine veriyor. Mektup okunuyor. Özü şu: ben Büyük Britanya İmparatorluğu'nu bugüne kadar hiç ihanet etmedim. Büyük Britanya İmparatorluğu'na tek bir isteğim var: oğluma sahip çıksın. Mustafa Sagir böyle birisi. İslami literatürü dilinden düşünmeyen Türk düşmanı, efendim İngiliz ajanı, dindar görünümlü bir şahsiyet. Değerli dostlar, olay 1920'li yıllarda tecelli ediyor. 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı, 80'li, 2000'li yıllarda işte nihayet FETÖ gibi bir cemiyetle, cemaatle ve bir şahsiyetle çıktı. CIA, Mossad tarafından organize edilen, küresel çetelerin emrinde Müslüman gibi görülen, efendim dindar gibi görülen, saf ve samimi Müslümanlarımızı da kandıran bir teşkilatla karşı karşıya kaldı. Yarın da yeni Mustafa Sagirler çıkacak. Dolayısıyla bizim milletimizin, özellikle milletimizin yönlendirici ve yöneticilerinin uyanık, ferasetli, şahsiyetli bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu nasıl mümkün olur? Okuyarak, danışarak, değerli insanlarla istişare ederek, araştırarak ve şüpheyle yaklaşıp ama ebedi şüpheci olmadan şüphelerini yıkmak suretiyle, bilgi ve bilinçle şüphelerini yıkarak yoluna yürümek mecburiyetinde. Kim? Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliğinin temel görevleri diye düşünüyorum. Afganistan olayı münasebetiyle Hamidullah Han'ın suikastla öldürülmesi dolayısıyla Burhanettin Bey de bu konuya temas etti. Bu konuyu lütfen inceleyin. Eğer köprüler kuramazsanız tarihte, değerli arkadaşlar, ne kadar üniversite bitirirseniz bitirin, ne kadar makam mevki sahibi olursanız olun, genel müdür olun, bakan olun, cumhurbaşkanı, bu millete hizmet edemezsiniz. Türk milletinin değerleriyle değerlenmezseniz ne ailenize ne toplumunuza yararınız olur ve insan olma şuur içerisinde yaşamanız mümkün olmaz. Hayattan zevk alamazsınız diye düşünüyorum. Onun için bu konuyu önemli sizlere bir kere daha arz etmek isterim. İkinci bir önemli olay, Atatürk hiçbir alanda efendim boşluk bırakmadı. Afganistan hiçbir zaman ihmal etmedi. Profesör Doktor Rıfat Urgay, Kamil Rıfat Urgay'ı da gönderdi. Şu yönden önemli görüyorum, benim memleketim hemşerim Çankırı. Çankırı Belediyesi tarafından yıllardır Çankırı'da bir Profesör Doktor Kamil Rıfat Urgay Araştırma Merkezi var. Lütfen yolunuz Çankırı'ya düştüğünde bu araştırma merkezini inceleyin, okuyun ve Rıfat Urga gibi bilim adamlarımızın ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını unutun. Çünkü bunlar bizim ecdadımız. Unutursak bizler de unuturuz. Unutulmamak için ecdadı unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer önemli konu Dedem Korkut coğrafyası. Yani hepimizin bildiği gibi Kuzey Doğu Anadolu bölgesi. Nasrettin Hoca Balkanlardan Özbekistan'a, Uygur bölgesine, Doğu Türkistan'a kadar her yerde hakimdir. Siz de bunu çok güzel ifade ettiniz Kur'an-ı Kerim'de. Ama kitabı Dedem Korkut'un da anlatılan olaylar Artvin, Batum, Kars, Iğdır, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde geçmiş olaylardır. Dolayısıyla özellikle Azerbaycan kültüründe ve Türkiye kültüründe, yani bu coğrafyada hakimdir kitabı Dedem Korkut, Dede Korkut hikayeleri, Afganistan coğrafyasında görülmemesinin sebebi budur diye düşünüyorum. Ama Nasrettin Hoca bütün Türk coğrafyasında hakimdir. Bir diğer önemli olay ise, Özbek Türklerini, Afganistan'daki Özbek Türklerini tanımaktan ben de çok büyük bir şeref duydum. İnanın Toroslar'da yaşayan Yörüklerle, Çankırı Kayçivi Yaylası'nda yaşayan insanımızla, Andırı Yaylası'nda yaşayan insanımızla, efendim Sivas Yaylalarında yaşayan insanlarımızla, Afganistan'daki Özbek Türkler arasında hiçbir fark yok. Tavır, davranış, inanış, teslimiyet, efendim saflık, temizlik, yemek, içmek, giyinme, kuşanma ve benzeri coğrafyadan kaynaklanan bazı farklılıklar olabilir. Yani bizim insanımız. Biz onlardanız, onlar bizden. Zamanın birinde iki kor general, 4-5 tüm general ve tuğ general
Gerisi de binbaşı, yarbay, albay rütbesinde 30 kişilik bir özel Özbek subayına, subayıyla beraber oldu. 15 gün kaldı. 92 yılında olağanüstü derecede büyük şeref duydum ve benim gözümün, gönlümün Özbek Türkleri, Afganistan Türkleri ile ilgili açılmasının en önemli bariz olayı oydu. Birlikte yemek yedik. Yemek yemiş, yemek yeme adabından tutun da tavırlardan, bakışlardan, şu anda heyecanımı saklamaya gayret ediyorum. Hiçbir farkımız yok. Bize karşı muhabbetleri, bizim onlara karşı muhabbetlerimiz inanın ölçülerdir. General Raşit dostumu tanıdı gıyabında ve yıllar içerisinde pek çok Özbek Kara Harp Okulu'nda efendim, daha sonraki zamanlarda üniversitelerde öğrencilerim oldu. İşte onlardan birisi de Nail kardeşim, tıp doktoru kendisi şu anda burada. Kendisinden dinleyeceğiz. Daha önceden de Afganistan'la ilgili bize bilgi vermişti. Aynı zamanda Etkin Düşünce Akademisi'nde çok değerli bir üyesi Nail kardeşim. Onu dinlemeyi çok arzu ediyorum. Burhanettin hocamın düşüncelerini destekleyecek vaziyette, coğrafyayı çok iyi bildiği için ve General Raşit dostumla da yakın teması olduğu için, muhabbet olduğu için, Afganistan coğrafyasının tarihi süreci içerisinde iyi değerlendirdiği için onun düşüncelerini de çok önemsiyorum. Ben bu şekilde duygu ve düşüncelerimi arz etmek istedim. Soru sorabilecek hiçbir açık göremedim Burhanettin hocam. Hasretin bir kere daha yürekten sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi soru değerlendirme ve yorumlarınızı alalım. Lütfen el işareti gönderelim. Konuşmak isteyen dostlarımızın sesini açayım da. Nail, müsaade edersen önce senden başlayalım. Sesin var mı hocam? Evet. Herkese uzun bir süre sonra selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben şu an İzmir'deyim hocam. Yaklaşık bir hafta oldu. İzmir'e geldim, yerleştim. İşi burada buldum. Hayırlısı inşallah. İnşallah. Sizi ve Sayın Burhanettin hocamı, hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir sunum oldu. Başka hocalarıma da saygılar. Aslında ben de Sayın Burhanettin hocamı dinledim, fakat güzel bir tarihi süreci kısa bir sürede, yani önemli yerlerine değinerek anlattı. Şimdi bu belgeler üzerinde kayıtlı olan şey, keşke yani bu sizinle Afganistan devleti arasındaki bu kadar samimi bağı, bu kadar bir diplomasi gelişmesini oradaki biz Türkler bu süreç içerisinde hissedebilseydik, bence çok güzel olurdu. Fakat bu kadar gelişmeler olmasına rağmen, Osmanlı zamanından başladınız, Atatürk'ten ta işte ISAF, NATO'ya kadar, kendinizin de orada görev yaptığınız o sürece kadar, inanın ki biz hiç birisinde yokuz Türk olarak. Bu hiçbir Türkiye'nin bu güzelliklerinden Türkler olarak faydalanmamışız. Şöyle demek istiyorum mesela, gerçekten yani Gazi Emanullah'ın da eğer başlasak, daha öncesinden de Abdurrahman Han'dan da bahsettiniz. Afganistan'ın kuruluş sürecinden de biraz oraya da değindiniz. Fakat biz en çok çileyi Abdurrahman Han dediğinizden, ondan sonra da Amanullah Han'dan çekmiş biz Türkleriz. Ondan sonra da bu Habibullah Han'la da onca babasından sonra Abdurrahman Han'dan, babası Habibullah'dan, sonra kendisinden, ondan sonra devam eden tabii Kelekani'yi bahsettiğiniz bir senelik bir süre içerisinde. Ondan sonra başlayan yine Habibullah Han, onun oğlu yine Zahir Şah olsun, Davut olsun, böyle komünistlik döneme geçersek bunların yani Türk milleti orada komünist sosyal Sovyet Sosyal Birliği o zamanda varlığı belli oldu. Orada bir
sosyalistik hak, yani bir sosyal hak tanındı herkese. Böylece biz Türk milletinin varlığımız orada aşikar oldu. Onun dışında biz hep Türkler olarak ölene kadar askerdik. Ölene kadar askerdik. Ve bunu benim dedem 110 yaşında vefat etti bundan 3 sene önce. Ve o kendisi canlı bir tarihti. Sadık Han Geldi Bey. Onun dışında da biz, bütün kitaplarımız Abdurrahman Han tarafından yakılmıştır. Yerel hiçbir, yani eğitim olarak biz her daim, her zaman eğitimden uzak tutulmuşuz ki bugün bizim liderimiz Mareşal dostum bile yani eğitimden ilk okul okumuş, ileri götürememiştir. Yani şimdi bu bizim yaşadığımız gerçekler ama sizin kayıtlarınızda yer almayan çok şeyler var. Her şey bal, yani dört dörtlük gibi gözüküyor. Burada anlattıklarınız gerçekten ne diyeyim şimdi hocam? Hani evet, biz okuyoruz. Türkiye Osmanlı döneminden ve özellikle rahmetli Atatürk zamanında çok fazla yatırım yapmıştır. Bu yatırımlarını biraz ucunu verdiniz, değindiniz, dediniz ki yani o bir taraftaki Hindistan'daki, Pakistan'daki belki İngiliz, yani Britan Hindistan'ı, İngiliz Hindistan'ı ve o coğrafyasının üstünde belki bir nevi orada bulunmak, yani gibi bir şey belki düşünmüş olabilirsiniz. Onun dışında yani kardeşlik olarak ben bir şey bağ görmüyorum. Yani hocam şöyle bir şey dediler, Puştunların çoğu Türktür ama zamanla Türklüğünü elden vermiştir. Mümkündür yani böyle soy araştırmasına girerseniz bunlar Baburiler, Timuriler derken, Gazneliler derken çıkarlar ama bunlar neden dilini kaybetti? Kimse bunu sormuyor. Ya bunları dilini kaybettiren birisi var. Bunların, ya biz kendimizin dilimizin resmi olması ve hala bizim dilimizde eğitimin yasak olması, yani bunlar orada varken, yani biz bundan 100 sene öncesini de düşünürsek yani ne kadar ezildik ve bizim yani kuzey tarafında Türkistan bölgelerinde Mezar-ı Şerif'te lise vardı ki orada da yine o hakim Afganların memur çocukları okuyabilirdi. Özbek, Türkmen, Türkmenler hala eğitimden uzaklar. Yani tabii ki son bu Raşit dostumun başa gelmesiyle beraber bizim orada bir 6 sene uzak devlet şeklinde kuzey bölgesini yönettiğimiz zamanlarda eğitimi hak ettik, lise okuyabildik. En azından sadece Türkiye'de biz burslu olarak Türkler olarak gelebiliriz. Başka bir devlete biz Türk milleti, Amerika'ya Afganlar gider, Avrupa ülkelerine Afganlar gider, Rus ülkelerine Afganlar gider, Özbekler, Türkmenler gelirse Türkiye'ye gelir. Bu da bir anlaşma üzere Aral'da Turgut Uzay zamanında TCS, Türk Cumhuriyeti sınavları arasında yıllık 20 kişi falan getiriyordu. Bunun da başlangıcı Raşit dostumun ilk işte komünisti devletle ters düştüğünde kuzeye, yani Türkistan'a çekildiğinde ilk 500 kişi öğrenciyle imzalanmış ve öyle başlamıştı. Onun dışında da bu da pek fazla sürmedi. 2010 yılına kadar. 2010 yılından sonra yine bu güzellik de Türklerin yüzünden alındı ve komple dağıtıldı. Çoğunluk olarak yine Afganlara, Taciklere falan verildi. Ve şu an Türk olursanız sizi YTB Bursa getirmiyor. Özellikle son 5-6 senedir, yani bilse siz Özbeksiniz, Türkmensiniz, şimdiki sizin yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar dediğiniz getirmiyor çünkü. Daha çok Kandahar, Hilman, Puştun ağırlıklı bölgelerden, Hazara, bunlardan fazlasıyla getiriyor. Yani şimdi yine bir şeye daha değinmek isterim Hüseyin Hocam. Bu büyük elçilerimiz gitmiş, evet biz de
tıp tarihinde okudum. Cumhuriyet'in bu ne diyeyim yani sağlık, ellere sağlık bakan bu doktorlarımız, bu askeri ordularında giden subaylar, orgeneraller falan hepsi evet Türk Uran'ın ordusunun dili de hala komutları da her şeyi Türkçe olabilir. Fakat bir an önce değindim. Neden daha çok askeriye önem vermiş, sağlığa önem vermiş belki? Askeri ve sağlık ikisi çok birbiriyle alakalı bir şeydir çünkü. Yani bunun dışında bunların başka bir planı Atatürk'ümüzün yani güzel bir görüşü, iyi uzak yani ileri düşünmesi, daha bazı şeyleri ta oralarda gidip hemen bu cephesini çizmesi gibi değerlendirebilirim. Onun dışında Afganlarla Afganların sizden ne beklentisi var? Mesela ben şunu şaşırdım. Yani Gazi Amanullah hani şimdi Atatürk rahmetli İngilizlerle zıtsınız. Ama Amanullah Han bir İngilizdir. Yani siz ne deseniz deyin bunu Abdurrahman Han bir İngilizdir. Evet Taşkent'te 10 sene 13 sene orada kaldı. Ruslarla beraber oradan kaçmıştı Rus. Yani İngiliz'den kaçtılar. Rus'a sığındı. Rus Abdurrahman Han'ı yetiştirdi. Tekrar İngiliz'in kucağına geldi. Bunlar Afganistan'ın Büyük Türkistan parçası olan şimdiki Türkistan'ı ayırdılar kendi aralarında. Amudarya'nın o bir tarafını Rusya'ya verdi. Amudarya'nın bu tarafını İngilizlere kattılar. Afganistan diye bir çizgi çizdiler. Pakistan arasındaki devran çizgisini çizdiler. Yani böyle şeyler kendi aralarında ve şimdiki Çin'e uzanan Ukare doğru Pakistan'ı yani İngiliz'i Rus ülkelerine girmemesi için bir koridor bıraktılar Çin'e uzanan Badakhşan. Yani böyle oyunlar coğrafik harita oyunları da oynanmıştır. Fakat yani bence Atatürk Afganistan'da İngiliz'e karşı orada oyun oynarken İngiliz çoktan Amanullah Han'la Atatürk üzerinde oyununu oynamaya başlamıştır. Ve başka bir şey şu ki şu an Afganistan'da Atatürk'ü bir an önce dediniz okulu var, hastanesi var, açılmıştır, güzel. Ama Afganistan devleti ve özellikle sizin dost bildiğiniz Pakistan Atatürk'ü dibine kadar her yere mutlak kafir olarak biz Türklere aşılamıştır. Ve orada şu an bile şu an ben hala her gün iki kişi üç kişiyle bizim oradakilerle şey yaparız. Ve ben Atatürk'ü sevdiğim için kaç defa Afganistan'a gidemiyorum. Gitsem de kaç defa taşlamaya, asılmaya kadar mahkum olmuşum. Tabii yani yine de ailemizin ve tanınmışlığımın neticesinde bilgimin ve kendimin dini bilgilerim sayesinde kendimi kurtarmışım. Çünkü Atatürk hakkında ki doğru bilgileri onlara söylediğimde kendimi kurtarabilmişim ama yani o bir tarafta oynanan şeyleri de keşke böyle bir araştırırsanız diyorum. Sonra şunu diyeceğim yani tip Kabil'e gidenler, Kabil'de not tutanlar İstanbul'a ya Ankara ile özellikle haberleşenler hiç Türkistan bölgesine geçmiş mi? Hiç Balkh Mezar-ı Şerif'e gitmiş mi? Hiç Türklerle muhatap olmuş mu? Sürekli mesela yani hep Puştunlarla can ciğer böyle şeyler falan haberleşmeler, mektuplaşmalar var. Ama oradaki İbrahim Bey Lakkaylar var. Mesela bizim orada bildiğimiz dedemin de söylediği başka tarihlerde de var. Sizin Abdurrahman Han dediğiniz onun yeğenleri olarak Amanullah Han onun babaları sizin Anvar Paşanızı öldüren ve bir tarafa Afganistan'a Ruslardan Özbekistan'dan Afganistan'a bizim Türkistan'a sığınmasına müsaade etmeyen de bunlardır mesela. Bunlar niye yazılmıyor? Yani sizin dost bildiğiniz, can ciğer bulduğunuz Anver Paşa'yı kendi toprağına Amu Derya'nın bu tarafına biz Türklere sığınmasına müsaade etmemiştir. Bize gelen bizim komutanların İbrahim Bey Lakay gibi o zamanlarda Gaznafer Bey gibi insanları mesela Bekler Begi gibi komutanlarımızın onların yanına durması neticesinde öldürmüştür mesela Abdurrahman Han bunlar. Yani bunları da bari yazın. Yani her şey kağıt üzerindeki gibi bilmem. Yani nasıl oldu da böyle bir şey? Mesela biz Afganları
yine de şunu demek isterim. Gerçekten bu 100 sene içerisinde, bırakın ötesini, Türkler neden 10 milyondan fazladır orada? Koskocaman bir coğrafyaya sahiptir. Neden bu coğrafyada bunların adı yoktu? Neden Türkiye bunlarla bu kadar sene içerisinde, yani en son Türkleri siz hemen buradan Azad Bey Kerim'i ile tanıttınız ki bu da son 30 senelik bir şey yani. Ama 70 sene nerede? Bu 70 seneki sizin bu Afgan devletiyle can ciğersiniz de bu 70 sene içerisinde hangi Türk'le muhatap oldunuz orada? Bunları sormak lazım mesela. Kusura bakmayın, biraz sorularım uzadı da. Yani şimdi bir şey daha da sorayım size. Mesela Bozkeşi falan dediniz. Yani o Bozkeşi değildir ki. O Oğlak'tır. Yani biz onu Boz Koşusu da deriz eskilerden ve Oğlak da deriz. Yani Boz Koşusu Boz'da, yani biz Boz, yani çöl gibi değil de öyle bir yerde at koşturuyoruz. O cürü var. Cürü dediğimiz, yani o daire şeklinde bir de tuğumuz var. Bu dediniz ya, iki yerden bir yere taşır diye. Biz bunu cürüle tuğ deriz. Bunu Farsça'ya değiştirilerek Oğlak kelimesi keçinin yavrusu ya keçi gibi, keş de çekmek gibi bir şey, kendilerince bir isim vermişler ve bizim coğrafyamızdan, kültürümüzden, her şeyimizin ismini değiştirmesine sebep olmuştur. Tabii Türk milletinin üzerine siyasi olarak, coğrafi olarak, eğer Afganlar, Peştunlar geldiyse kültürel ve dil olarak daha çok tecavüzü de Tacikler, Farslar yapmıştır. Ve maalesef burada bizimkiler mesela şöyle der. Yani en fazla, yani araştırmacılarımız var. En fazla zararı bize mesela diyor Atatürk vermiştir diyor. Çünkü Mahmut Terzi dediniz, Cemalettin Afgani dediniz. Bunlar sizin burada sevilen, sayılan şey, Allah dostları gözükürken bizim oraya gidip Türk soykırımını, yani nasıl düzenleyen kişilerdir aslında. Oradaki Türklerin nasıl baskılanması gerekir? Afgan'ın her şeyinin Afgan olması, parasına kadar Afgan birimi vermişler. Belki başka bir dünyanın parasına, yani ülkenin adı verilmiyor. Ama orada o kadar ileri gitmişler ki milliyetçiliğe, Afgan milliyetçiliğe. Para birimi Afganidir. Bilmem, kıyafeti bile Afganidir. Afgani kıyafettir. Bildiğiniz, yani her şey onlara göre Afgani bir şeydir. O kadar ileri gitmişler. Maalesef bunlardı. Ben fazla uzatmayacağım. Yine de hocamı dinleyeceğim. Güzel bir konuydu. Ben de öğrenmiş oldum. En azından 100 yıllık Sayın Burhanettin hocamızdan Türkiye belgelerinde böyle güzel şeyler varmış ama bizim hissetmediğimiz. Teşekkür ederim. Evet Burhanettin Hocam, söz sizde. Dertli, Naif kardeşim dertli. Haksız da değil. Bazı şahsiyetleri, Afganistan'daki bazı şahsiyetleri biz tam tanıyamıyoruz. Siyasette üst düzeydeki bazı şahsiyetleri. Bizatihi olaylar yaşamış bir kardeşimiz olduğunu ifade etti. Bu konudaki gözlemleriniz, değerlendirmeniz nedir? Buyurun. Hocam, bütün şikayetlerin de haklı. Ben genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Bu ay iki tane kitabım çıktı Afganistan'la ilgili. İzmir'in neresindesiniz hocam? Hocam ben Bornova'da, iş yerim Bornova'da. Burada Derman Tıp Merkezi'ndeyim. Ama şu an kendim Ayrancılar'dan bir ev buldum. Sakin bir yer. Ayrancılar'da oturuyorum. Ama işim merkezde Bornova'da hocam. Hocam şimdi Afganistan bizim için bir yara. En azından Türk coğrafyasında kabul edilmesi gerekiyor. Hepsi acılar bir tarafa. Benim ilk amacım Türk devletleri değerlendirilirken bizim için çok önemli bir coğrafya olan Afganistan'ı da içine almalıyız. Orası da Türk ilidir çünkü. Araştırdıkça haklılığınızı biliyorum. O konularda uzun uzun konuşacağız sizinle inşallah. O konuyu da yazacağım. Çok sayıda şimdi bu Taliban olayından sonra ağırlığı biraz oraya verdik. Evet. Haklısınız. Taliban olayından sonra
Dünyanın gözü tekrar oraya bir döndü. Ama bütün bu Ruslarda, önden önceki İngilizlerde, sonradan sahneye giren Amerikalılar da hepsinin ortak amacı Türklüğü yok etmek. Oradan Türklüğü silmek. Çünkü Türklüğün çok önemli duraklarından birisi. Hatta Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun iç Anadolu'su gibi göbeği, buram buram Türklük kokan bir coğrafya. Haklısınız. Bozkeçi konusu da Genelkurmay'ın kaynağında öyle geçtiği için, oğlak kapmaca oyunu ben de biliyorum hocam. Kaynakta öyle geçtiği için kaynaklara dayanarak bilgileri vermeye çalıştım. Afganistan, inanın, araştırırken kaynak bulamıyoruz. Hiç kaynak yok gibi neredeyse. İğneyle kuyu kazmak gibi bir olay. Hocam, hatıralar da fazla yok. Şöyle sözünüzü balla keserim. Kaynak neden yok? Size dedim ya, iki sefer Abdurrahman Han ve onun görevindeki Muhammed bizim bölgeye gelerek kitaplarımızı yakmıştır. İki sefer. Yani o yüzden, ve ondan sonra hep Türk milleti eğitimsiz bırakılmıştır. Bu yüzden kaynak yaratamamışız, yaratılmış kaynaklarımız da yakılmıştır. Yani zırhlık çektiğiniz budur. Mesela bizim, eğer sorarsanız, biz eğitime son 30 yıl içerisinde Raşit Dostum'la modern eğitime başlamışızdır. Ondan önce biz, yani dedim ya, liseye okuyamazdık. Okuyabilenler vardı tabii ki. Afgan devletinin yandaşı, onun her şeyine saygı duyan insanların çocukları okurdu ki, onlar da ailesinin içerisinde ya Farsça konuşmak zorundaydı ya da eşi Fars olan, Afgan olan, Peştun olanların çocukları okuyabilirdi. Yani ana tarafından Peştun veya Tacik olan kişiler eğitimini yükseltebilirdi ama onlar da konuşamadı ve hala onlardan var bizimkiler. Şu an Avrupa'da yaşayan, hatta Türkiye'de yaşayanlar var. Hala aileler içerisinde başka dilde konuşuyorlar. Öyle alışmışlar. Böyle bir kuşunla maalesef eğitimlerine devam ettirebilmişler ki, bir şey dediniz en son, Ahmet Hocam dedi, eğer biz bu milliyetçi, o Türklük şuuruyla yetişmezsek, ne yaparsak yapalım boş diye, aynen o bizimkiler işte bu şuur içinden çıkarıldıktan sonra işte ismi Özbeklerden, Türkmenlerden alarak sembol şeklinde kurulmuş ve onun üzerinden Loicirge'yi çok güzel bahsettiniz. Aynen o Loicirge var mı? Var. Tamam mı? Tamam. Bu kadar. Yani bu şekilde maalesef yüzyıllarımız gitmiştir. Evet hocam, sizi dinliyorum. Şimdi haklısınız. Aynı oyunlar İran'da da görüyoruz. İran'da %60 Türk. Türklerin ortaokul okumasına dahil izin verilmiyor. Balkanları da ben çok araştırıyorum. Bayağı da gittim. Balkanlara da gittik. Balkanlarda da aynısını görüyoruz. Hatta Türklüğü yok etmek üzere yapılmış bir operasyonla ilgili yeni bir İngilizce bildiri de sundum. Yücel Hareketi diye. Yani coğrafyamız aynı. Dilimiz döndüğünce, ben bir Afgan gönüllüsüyüm hocam. Afganistan'ın Türk coğrafyası olduğuna cani gönülden inanıyorum. Atatürk'ümüz de orayı bize uğraşmayı vasiyet etmiş. Umuyorum Afgan halkı bilincini açar ve Atatürk'ün de bize işaret ettiği gibi, çünkü emperyalist ülkelerin hiçbirisinden fayda görmemiştir Afganistan. Orada Afgan yetkililerle ben görüştüğümde, her etnik kökenden Afgan yetkiliyle görüştüğümde, hepsinin ortak ifadesi şudur. Hatta kendisini ne kadar severiz sevmeyiz o da tartışılır. Karzai'den dahil hepsinden duydum. Biz ne zaman Türkiye'den uzaklaştık, Türklerden uzaklaştık, bu hale geldik itirafında bulunmuştur. Öyle. Tamam. Bir de şey var hocam, yani onları biz dilini biliyoruz. Bir an önce siz anlattınız yani 150'lik belgeler falan. Onların belgeleri de dili de size karşı öyledir. Ama keşke uygulamada öyle bir şey olsa. Mesela Karzai 300 milyon dolar harcayarak şimdiki Taliban'ı Kandahar, Hilman, o bölgeden son 10 yıl içerisinde Türkistan bölgesine soktu ve orada
bizim huzur içinde yaşadığımız Türkistan'ı Taliban ve Daesh yuvası yapan yine Karza ile beraber, işte yine bu Amerikan güçleri, siz onları daha iyi tanıyorsunuz, birlikte NATO ile orada onların, yani bunlarla işbirliği yani yönetmişsiniz. Onların ne kadar ne olduklarını zaten Suriye'de de Irak'ta da gördünüz zaten. Yani Amerika öyle birisi maalesef. Ama Karzai de onların yetiştirdiği bir insan olarak şimdi bize ne kadar desek, biz Türkler için yapıyorsunuz desek, onlar hayır diyor. Diyor ki bizim korkumuz Türkmenistan, Özbekistan, o sınırlarda Rusya'yı tehdit etmek gibi bir bahane, büyük bahaneyi tutar ki biz onun içinde yutuluruz yani, artık bizi kimse sormaz maalesef. Böyle büyük planlarla biz Daesh'in, Taliban'ın yuvası ve bombasının altına kalıyoruz. Maalesef böyle hocam. Teşekkür ederim yine de. Herhalde başka hocalarımız da konuşacak bunları da. Şeyi söyleyeyim. Evet. O zaman bir ilave olarak şunu ekleyeyim. O konulara hiç girmedim. Evet. Yaklaşık 560 sayfalık mı 600 sayfalığa yakın bir kitap ben de göremedim daha. Yayınlandı. Evet. Şimdi yolda geliyor. Birkaç örnek de bana gelecek. Afganistan'da Rus kıskacı ve işgalini yazdım yine. 15 senelik bir çalışmayla. İnşallah okuyacağız. Şimdi orada özellikle Türk kamuoyunda bilinmeyen batılı kaynakları ve şeyleri inceledim. Rus kaynaklarını inceledim. 3000 sayfa Rus belgesinden faydalandım. Bir bakış açısı kazandırıp durumu daha iyi anlayabilmek, özellikle Türklere yapılan mezalim daha iyi bir şekilde yansıtılıyor kitabımda. Konumuz Türk kültürü olduğu için ana hatlarını belgelere dayalı çizmeye çalıştım hocam. Teşekkür ederim katkılarınız için. Haklısınız, bütün acılarınıza katılıyorum. Abdülbaki Şirazi'nin hatıratında olduğu gibi bu acılar bizlerde yüklü. Fazla onlara belge olmadığı için girmedim. Teşekkür ederim hocam. Saygılar. Ben teşekkür ederim hocam. Çok güzeldi. Her ikinizin açıklamaları da gerçekten takdire şayan. İnşallah, inşallah üstesinden geleceğiz. Hem Türkiye'de yaşayan insanlarımız, hem Afganistan, hem de Türk dünyasındaki insanlarımızın bilgi ve bilincinin yükselmesine paralel her türlü Türk milleti aleyhindeki taarruzlar zaman içerisinde inşallah bertaraf olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Evet değerli dostlar, buyurun değerlendirme, yorum ve düşüncelerinizi alalım. El işareti gönderin lütfen. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız. Konuşmak isteyenin sesini açacağım ben. El işareti tamam. Ali Ersever, Yozgat'tan katılıyor. Coğrafya öğretmeni kendisi. Buyur Ali Ersever. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de cep telefonu aracılığıyla ulaşıyorum. Biraz o yüzden ekran sıkıntı yaşadık Ahmet Bey de. Yine güzel bir konu ve alanda uzman bir konuğumuzu dinledik Ahmet Hocam. Şimdi coğrafyanın dışında iyi kötü uluslararası ilişkileri de bitirmiş birisiyim dışarıdan da olsa. Tabii coğrafya kaderdir diyor İbn Haldun. Afganistan'ın da kaderi bulunduğu coğrafi konuma göre şekillenmiş görünüyor. Yanı başında Rusya, Çin ve dünyanın her tarafına uzanan bir ABD varlığı arasında sıkışmış bir coğrafyayı konuştuk bugün. Tabii ders çıkarmak adına olanı biteni konuşmak önemli elbet. Burhanettin Bey de Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcından itibaren günümüze kadar eş güdümlü Afganistan ilişkilerini özetledi. Ağzına sağlık. Ben nacizane yine dikkatimi çeken, beni üzen birkaç husus var. Mesela Burhanettin Bey konuşmalarının birisinde işte
Afganistan'ı ABD işgal ettiğinde 2001 yıllarında iki dönem, altışar ay arayla İSAF komutanlığının bize bırakıldı. Bir altı ay daha uzatıldı. Bizden sonra Almanlara bırakıldı ve %75'i Almanlar sığınakta geçirmek zorunda kaldı filan gibi bir cümle kurdu Burhanettin Bey. Buradan ben kendimce bir tenakuz, çelişki yakaladım. Son sayılarla beraber NATO üye sayısı 30'a çıktı bildiğim kadarıyla. Ve NATO üyesi olan tek Müslüman ülkeyiz. ABD'nin yanında durarak Orta Doğu'da ABD'nin yaptığı işgallerin, yıkımların bekçiliğini yapıyormuş görüntüsü oluşuyor maalesef. Yani artık NATO'nun yanında mı duracağız, tamamen bağımsızlar hareketine mi, soğuk savaş dönemindeki gibi katılacağız, yön mü değiştireceğiz, Türk-İslam Birliği'nin önüne mi düşeceğiz? Buraların artık sorgulanır duruma, noktaya geldiğini kendimce nacizane kavramış görüyorum. Yoksa öbür türlü eğer ki gerçekten bir Türk-İslam Birliği'ni yakalayamadığımızda başka ülkelerde, farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda benzer sorunları sürekli başkaları konuşacak. Ha, konuşanlar değişecek. Ali Ersever konuşmayacak. Ahmet Kıymaz Bey program yapacak ama 10 sene, 30 sene, 50 sene sonra başka kişiler benzer serzenişlerde, başka dertlerde konuşuyor filan olacağız. Yakınacağız kendi kendimize. İşte burada üzücü taraf Türk Birliği'ni öne çıkardığımızda Afganistan'ın %99 Müslüman ve büyük çoğunluğu da %30'a yakını da Türk nüfusu, belki daha fazla, %42'si Peştun vesaire. Şimdi biz burada sadece %20 Türk kimliğini konuşup %99'u, geri kalan %70'i fazla konuşmayınca da olmuyor. Hepsini beraber konuştuğumuzda, %99'a vurgu yaptığımızda, işte seküler çağdaş hayata bakış açısını karşımıza almış gibi oluyoruz. Zaten Afganistan'daki kendi içerisindeki sorun da bu. Bir tarafta radikal İslamcı bir görünüm ve yönetim şu anda. Diğer tarafta seküler hayat tarzını benimseyen bir kesim, ikiye bölünmüş bir durum söz konusu vesaire. İşte tam bir tarihsel bir kavşak noktasına doğru hızla ilerlediğimizi görüyorum Ahmet Bey. Soru olarak da tabii Burhanettin Bey'in ses tonu, seri konuşmaları uzun yıllar hakkaniyetli ve başarılı bir askerlik yaptığını da hissettim kendisinde. Burhanettin Bey'e ben Afganistan'ın geleceğini 3 sene, 5 sene sonrasını, 10 sene sonrasını da ne öngörebiliyor, ne tahmin ediyor? Ben hep son 100 yılı anlattı Burhanettin Bey. Bir zahmet bir de son 3, önümüzdeki 3 yılı, 5 yılı anlatabilirse, tahminlerini iletirse memnun olurum. Söyleyeceklerim bunlar Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet Burhanettin Bey. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl daha geniş tutalım. Afganistan'ı nasıl görüyorsunuz? Afganistan bir tarafa, öncelikle biz kendi ülkemize bir bakmamız lazım. Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh olabilmesi için önce bizim ülkemizin bir sulhe kavuşması lazım. Bizim ülkemizin bir Türkler tarafından yönetilmesi lazım. Özüne bir dönmemiz lazım. Önce biz kendi birliğimizi sağlayalım ki onlara örnek olabilelim. Bir, yani bizim şu anda en büyük ihtiyacımız. Ha, bunun için de ne lazım? Önümüzdeki ilk hedefimiz sandık güvenliği. Bir kere
milli irademize bir sahip çıkmamız lazım. Sonra milli birliğimizi kurduktan sonra oraya bakalım. Afganistan'la ilgili ne öngörüyoruz? Ne lazım? Bizde bozulan eğitim sistemi orada da çok daha fazlasıyla bozuldu. Öncelikle eğitim sistemi kurulması gerekiyor. Sözde yapmaya çalıştılar. En büyük gayretleri ordunun yeniden yapılandırmasıydı. Etnik dengeyi sağlayamadılar. Afganistan'da bir kere bizde de yok. Bakın arkamda kuleli askeri ses duruyor. Yani temelimizi sarsmaya başladılar. Önce biz bir kuralım. Alalım. Yine bütün dünya gördü. Sadece Afganistan değil, çevre ülkelerin hepsi de gördü ki Afganistan'ın yeniden yapılanması düzgün bir Türkiye ile mümkün. Parayı öbürleri de verse biz ele almalıyız. Çünkü bizim stratejik olarak sınırlarımız oradan geçiyor. Türk iline uzanmak istiyorsak, Türk birliğine uzanmak istiyorsak onun en önemli kilit taşlarından birisi böyle Afganistan'ı da düzeltip Türk birliğine dahil edebilirsek ve bu Türk birliğini önce ilk baştaki yansılarda söylediğim gibi bugünkü Atatürk milliyetçiliğinden uzaklaşmış milliyetçilikle değil, Abdurrahman Samadani'de gördüğümüz gibi ne mutlu Türk'üm diyenlerin içinde olduğu, aksakallı olarak onların içine konup da Kazakistan'daki olaylara Beşiktaş çok iyi oynadı demeyecek, aklı başında aksakallılarımızı, daha doğrusu aksaçlılar diyelim, kadınları tamamen uzaklaştırmış durumdalar. Kadınları oraya sokmamız gerekiyor, oyuna almamız gerekiyor. Bu coğrafyayı kurabilmemiz için Türk birliğini sağlayabilmenin en önemli yolu Türk töresinde han olarak görülen, ne diyor, ben sizin hanınızım, benim hanım da budur. Hanım kelimesinin çıkışı bile Türk töresindedir. Kadın yok sayılıyor, Türkiye'de de yok edilmeye çalışılıyor. Önce bir kadınlarımızı öne almamız lazım. Kurtuluşu ben orada görüyorum. Sonra eğitim, ordunun yapılanması ve yeni düzeltmeleri giderebilmemiz için. Afganistan'da şöyle bir kadersizlik var. Yaklaşık 50 senedir erkeklerin büyük çoğunluğu savaşmaktan başka bir şey bilmiyor. Yani Ruslar o kadar acıdır ki, yani bu konulara girmeyi istemedim. O konuları çok iyi çalıştım. 10 binlerce oyuncak şeklinde bomba yapmışlar. Geleceğiyle oynamışlar. O oyuncağa dokunan her çocuk ya sakatlanmış ya ölmüş. Kimyasal gaz kullanmışlar. Okulları, şeyleri yakmışlar. Tamamen, ne diyor Fevzi Çakmakpaşa? Tarikatlar ve cemaatler, Anadolu'daki tarikat ve cemaatler, İngiliz istihbaratının ileri karakollarıdır. O ileri karakollar orada da var. Gidip arşive inceleyemedik. Bize çok yol tutacak bir arşiv var. Ne vaktim ne maddi gücüm yetmedi. Ben de sonuçta emekli bir memurum ve gönüllü olarak yazdığım kitaplardan 5 kuruş telif de almıyorum dostlar. Sırf insanlara ulaşsın diye. Şu anda kitap okumayı imkansız hale getirdiler. Basmayı imkansız hale getirdiler. Orada 150 senedir olan en eski kuruluş nedir biliyor musunuz Afganistan'da? Kızıl Haç'tır. Bütün emperyalist projeyi bize çok güzel açıkladı. Nerede Müslümanlık, nerede Türklük dediği gibi. Yokuz. Atatürk'ten sonra gram yokuz. Atatürk ömrü vefa etmedi. Çok güzel işler de yapabilirdi. İşbirliği de olurdu. Eğitim alanında da çok geniş katkılar oldu. Hiç bahsetmedik. Ama eğitim alanında inanılmaz katkılar oldu. Oradaki siyasal bilgiler fakülteleri dahil hepsinin temelini de attıran Atatürk'tür. Mülki idareye geçeceklerin büyük kısmını da o şey yapmıştır. Ben özet olarak şöyle diyorum. Önce yurtta sulhu sağlayıp, sonra cihanda sulhu sağlayıp, Gaspıralı'nın dediği gibi dilde, işte ve ülküde birliğimizi sağlarsak, geri kalan hepsi kendiliğinden gelir ve geleceğimizin kurtuluşu da burada. Saygılar sunuyorum efendim. Burhanettin Bey, değerli hocam, çok güzel ifadeler buyurdunuz. Katılıyorum. Güneş Hanım kardeşim, buyur. İyi akşamlar. Öncelikle kıymetli hocamızın engin bilgi birikim ve deneyimlerini bizlere aktardığı için kendisine çok teşekkür ediyorum.
tarihimizin derinliğindeki ortak kültür ve bağlarla örülü bir milli tarih dersi işlemiş gibi olduk. Bölgeyi ve tarihi süreci bizlere çok güzel bir şekilde aktardı. Tabii burada asıl kayda geçmesi gereken bilgi benim nazarımda Atatürk'ün öngörüleri doğrultusunda kurulması gereken ilişkilerdi. Ben buradan kendi payıma onu seçtim. Bununla birlikte sunular arasında bir şey çok dikkatimi çekti. Kilim ve halı desenleri üzerindeki Türk motifleri. Sizin oradaki göstermiş olduğunuz sunudaki kilimlerin ve halıların üzerindeki Türk motifleri benim ilgimi çekti. Çünkü almış olduğum derslerden bir tanesi de teknik tasarımda desenler üzerineydi. Türk motifleri de orada görmüş olmak ortak milli kültürün ve milli beraberliğin işlenmiş olduğunu da fark ettirdi bana. Bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani çok değerli bilgiler aldım. Üzerinde durulması gereken pek çok konu var. Ve bizler de inşallah yetişmeye çalışıyoruz bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum hocam sizlere de bu vesileyle bizlere fırsat verdiğiniz için. Evet, güzel açıklamalardı bunlar da. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun değerli dostlar, birkaç dostumuz daha dinleyelim arzu ederlerse. Ondan sonra YouTube kaydını bitirelim, serbest kürsüye geçelim. Sayın Doktor Nail Bey kardeşim, bu son açıklamalarla ilgili bir şey söyleyecek misin? Çok önemsiyorum senin açıklamalarını, onun için kusura bakma yoruyorum. Herhalde hastanedesin şu anda. Yok hocam, evdeyim. Biraz bu adres değişikliği, bu abonelikler falan beni iki günden beri yordu. Bazı işlerim bayramdan sonrasına kaldı. Perşembe cuma. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Ben sevindim. İzmir'de görev başlamana sevindim. Hakkın teşekkür ayrı. Ederim hocam. Eyvallah, inşallah. Aslında güzel şey olur. Mesela bir hocama sordunuz güzel bir şey. Afganistan'ın bundan 5 sene sonrası ne olacak diye. En çok merak eden biziz. Çünkü ailemiz orada. Yani inanın ki eğer bugün böyle bir şey olmasaydı belki ben çoktan gitmiştim. Bu görevimi ülkemde neredeyse 12 sene ailemden uzak kaldım ve onlarla beraber orada tekrar hasret giderterek bu hizmetimden milletimi faydalandırmak isterdim ama olmadı maalesef. Şimdi durum çok farklı. Benim özellikle benim mesleğime bakmazlar. Yani bir an önce kendiniz dediğiniz gibi ben de bir siyasete bazen müdahil olmuşumdur, bazen konuşmuşumdur. Üstelik de hani bizim milliyetçi olduğumdan dolayı bazılara bir fırsat geçti. Şu an yönetim dincilerin elinde ve ben zaten seküler olarak tanınıyorum. Sadece Atatürkçü olduğum için. Ondan dolayı kendimden korkuyorum. Önceki devlette bir hukuk vardı, sorulurdu. Biraz da devlet içerisinde adamlarımız vardı. Ve şu an her şey, yani bir insan sokakta sizi yargılar, bir kurşunla bitirir. Kimse sormaz. Mahkeme yok, kanun yok, kural yok. Kendimizi korumak zorundayız ve ondan dolayı buradayız. Afganistan'ın, hocam çok güzel dedi. Tabii ki Atatürk'ümüzün sözleri bundan sonra da çok ülkelere, çok milletlere ışık tutacak. Ben buna inanıyorum. Eğitim bitti orada. Kadınlar önceden de az çok bir hakları vardı. Ama şu an komple elinden gitti. Hiçbir şeyde kadın çalışamıyor. Sadece okullarda da az bir şekilde kimse kızlarını okula göndermiyor. Kız sayısının azalmasıyla bayan öğretmenler özellikle üniversitelerden hepsi alındı ve sadece ilkokullarda var. 7. sınıftan o bir taraf, yani ortaokulla lise kızlara hala kapalı. Hiçbir devlet dairesinde özellikle kadınlar çalışamıyor. Hepsi yani evde oturdular. Yani çok felaket bir durum. Yani bu gidişatla bunu ülkenin de bir
bir yere varacağı yok maalesef. Herhalde şu an bütün dünyanın gözü Ukrayna ile Rusya o bir tarafta. Bundan dolayı şu an Afganistan zaten kronikleşmiş bir vaziyette olduğu için unutuldu ve herkes o bir tarafta. Amerika'da, Avrupa'da o tarafta ilgileniyor. Çok güzel bir şey geçti. Sayın Burhanettin Hocam dedi mesela. Sako, Bachi Sako diye bir şey geçirdi. Bu şey, o da Habibullah'dan sonra yani bir yıllık demeyelim de çok az bir 4 ay civarında, yani öyle bir şey. Gerçi onu Hafizullah Amin de öyle yaptı ama onunki de toplam 1 sene gibi bir şey. Yani Afganistan devleti 1774'lerden bu tarafa kuruları hep dış dünyaya bağımlı bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Eğer dış dünya arkasındaysa, birkaç gün var olmuştur, yardımı çekildiyse o şey yıkılmıştır. Ondan önceki bakarsanız ya Hindistan'daki yani Babur Şah'ın torunlarının elinden Hindistan'ı alan İngilizler, işte onlar destekliyordu. Onları Abdurrahman Nail Bey kardeşim. Efendim hocam. Sen nasıl görüyorsun önümüzdeki çeyrek yüzyıl, pembe tabloyu ve kara tablo nedir senin pencerende? Bizim orası mı hocam? Evet, Afganistan ne olacak? Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde Afganistan'ı şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Hem şimdi, pembe tablo hem de kara tablo. Çok güzel. Şimdi eğer bende kalırsa ben Afganistan'ı bir yılda düzeltirim. Neden? Çünkü oradaki o kronikleşmiş hali bilirim. Derim ki ne yaparsın? Mesela her milliyet, orada 4 büyük millet var. Tacikler, Puştunlar, Türkler ve Hazareler. Bunları her birinin kendi bölgesinin yönetimini kendisine verir, federal şeklinde buluştururum. Herkes kendi halini görecek, tek bir yerden yöneltirim. Yani bu kavgasız ve savaşsız bir şey. Yani bir yerden, Kabil'den yönetilse de federal şeklinde getiririm. Herkesi burada denerim. Kimin elinden ne gelir, kim kendi bölgesini nasıl bir şey üzerinde inşa eder, kendi milletini, kendi dilini barış içerisinde birbirini kabullenerek Tacik Türk'ü, Türk Hazara'yı, Hazara Puştunu. Eğer bu olmazsa, ki bu da olmayacak çünkü Afganistan'daki bütün savaşların altında şu yatar, özellikle son 50 yıllık savaşın içerisinde yatan şey nedir deseniz, İşte bu sosyal devletin, yani Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girmesi, özellikle casuslarıyla birlikte girmesi ve kendisinden önce sistemini göndermesiyle başlıyor zaten. Ondan önce şöyle bir şey var. Mesela bütün Tacikler katiptir. Yani bilirsiniz Türk devletlerinin hepsinin yazıları, konuşmaları Farsça olduğu için onlar hep böyle katip olarak gelmişler. Farslar, Tacikler. Ve onların işi katabettir, yazıyor sadece ve bu yüzden biz Türkler attan inmemişizdir. Genelde kılıç kullanmışız ve Türkler hep askerdir. Mesela benim babam 9 sene askerlik yapar. Yani boşu boşuna, ama ondan öncesi yani ölene kadar askersin. Bir Türk'ün çocuğu 14-15 yaşına geldi mi askerdir. Ya olacak ya yaşlanacak, sakatlanacak, savaşamayacak. Bu durumda bu atılacak. Onun dışında sakalına, saçına bakmasından ga Hindistan'a koşturur, ga bu tarafta, ga o tarafta hep Türk savaşır ve Türk ölür. Böyle olmuştur. Hazareler hep çilekeştir. Yani onlar hammalcilik yapar. Onların şeyi zaten, onlar mezhep bakımından da her bir padişah veya her bir kral geldiğinde bunlar bir defa soykırıma uğrar mezhep bakımından. Çünkü krallar kendi isminde bir dine hizmet, yani hadimi dini Resulullah diye bir lakap var orada. Şeyin hocam, Burhanettin hocam bilir mesela bunu. Amanullah'a da vermişler, Zahir Şah'a da vermişler, onun babasına da vermişler. Hadimi dini Resulullah, yani böyle bir lakap kazanmak için de tek işleri oradaki Şiileri kılıçtan geçirmek, yani yarı yarısını yok etmek. O şu an talipler aynısını yapıyor. Yani bundan dolayı Şiiler
bir tarafı yok alırken bir tarafla onların hamallığını yapacak. O Puştunlar her zaman, hani Puştun dediğim Afganlar her zaman devletin başında duracak. O Türk milletinin yani çiftçiliğiyle de askerliğiyle de onlara kazandırdıklarını onları yiyecek. O bütün yer ağaları onlardır. Hiçbir Türk kendi toprağını, Türkistan'daki toprağını Puştunların izinin dışında ekemeyecek, biçemeyecek. Ve o toprakların hepsi onların ağalarına çökten tapu yapılmış. Sizin bu Amanullah'ın dediğiniz kişi bütün Türkistan topraklarını bu Puştun ağalarına il il, köy köy, ilçe ilçe tek aileye vermiştir. Onların tapusu var. O şu an bile Taliban gelirler, o tapuyu getirirler. Siz de bütün ilçeyi tek bir kişi alır. Dedesinden kalma. Kim? O Amanullah'ın tapusu var. Ve anayasada da onlar kendi yaptıkları için Amanullah'ın bütün yasası bugün Kur'an'dan daha ileriye gelecek. O varsa hiçbir kimse ona kalem uğramayacak. Yasa ona geçersiz. Onun tapusunu, kaşasını getiren herkes her şeye sahiptir. Vali de, komutan da, yani kim varsa daireler ona saygı duyacak. Bu insanın hakkını bulacak, verecek. Fark etmez o şeyi nereden bulacaksınız? Onun istediği yerden böyle. Maalesef böyle şeyler var hocam. Evet, ben nasıl görürüm deseniz, bir an önce dediğim gibi şimdi ben Türkiye'den şunu istiyorum mesela. Türkiye'nin de Afganistan'da çok büyük başarısızlığı var. Sayın Burhanettin hocam da kusura bakmasın ama Türkiye Afganistan'da neden başarısız oldu? Bakın, yani Türkiye orada ne kadar insancıl hareket ettiyse de Türkleri hiçbir zaman Türkistan bölgesine izin vermedi. Ya Verdek'teydi, Pakistan şeylerinde, ya da Küner'deydi, Host'taydı, Nimroz'daydı, biraz da Kabil'deydi. Bunları hep Puştun bölgesine sakladılar. NATO güçleri, Türkleri hiçbir zaman Türk bölgesine geçmesine müsaade etmediler. Bunu hem NATO güçlerin, Amerika'nın, Almanya'nın, Sweden, İsviçre bunlar yaptı. Bunlar da Afgan'ın, Karzai'nin, Gani'nin bunların fikirleriyle yapıyordu bunu. Zulmay Halilzat. Ama Türkleri Türkler bölgesine göndermedi. Bunlar da hiçbir zaman böyle gönüllü olarak Türkiye NATO'su da güçleri de Türk bölgesine girmediler. Gelmediler çünkü yani bu tarafta gelse onları daha çok sahiplenirdi, daha çok kucaklanırdı. Korkuyorlar. Belki buralar orada o milleti şuurlandıracak, uyandıracak, bir şeyler olacak diye korktukları, onlar çoktan her şeyin tedbirini almıştı. Ama Türkler onlara karşı çok böyle saf, çok böyle insancıl davranıyor. Ama başka herkes işini yaptı. Sadece Türkler orada, Türkler hakkında hiçbir şey yapmadı. Ben bunu net söylüyorum. Belki şu an başkaları da duyar. Ama Türkiye gerçekten milliyetçi tutumunu sağlasa, Atatürk gibi her yerdeki Türk'e sahip çıksa, en azından oradaki için sözünü söylese, Türk birliği de kurulacak, Türk sahipsiz de kalmayacak ve herkes Türk'ü de ezemeyecek. Ve maalesef Türkiye 20 sene NATO olarak Afganistan'da kaldı, hiçbir zaman Türkler üzerinde böyle bir laf söyleyemedi. Benim Türk'üm diyemedi. Yani bu olmasın diye zaten Atatürk'ten sonra Türkiye rağmen Türk milletinin menfaatini koruyormuş gibi görünen iktidar partileri veya muhalefet partileri, sadece son 15-20 yılın hadisesi de değil maalesef, özellikle 60-70 yıldır Türkiye rağmen engeller çıkarılıyor, problemler ortaya konuyor. Milli şuurdan uzakta siyasetçiler, milli tarih ve milli kültür bilgisinden uzakta bürokratlarla ülkemiz maalesef yönetildi uzun zamandır. Evet. Dolayısıyla önce Burhanettin Hocam ifade ettiği gibi öncelikle yurtta sulhu, yani içimizde siyasetçilerimizi seçebilecek yüksek bir bilgi ve bilince sahip olmamız gerekiyor toplum olarak. Evet. Bunu da şu cümleyle özetledi Burhanettin Hoca. Sandıklara sahip çıkmak gerekir. Evet. Gerek Cumhur İttifakı, gerek Millet İttifakı, artılar da var, eksiler de var. Esas itibariyle Türk milletinin tarih bilgisinden, bilincinden uzak bir toplulukla karşı karşıyayız. Aydınların da maalesef, bütün aydınları kastetmiyoruz ama etkin olanların, yetkin olanların önemli bir bölümü maalesef vurdum duymaz ve rantiye içerisinde ve maalesef liyakatsiz bir durumda. Dolayısıyla öncelikle biz ülkemizde toplumun uyanmasıyla, toplumun bilgi ve bilinciyle
demokratik bir şekilde seçim zamanlarında oylarını şuurla vermek suretiyle öncelikle siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın aklını başına getirmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Ondan sonra yani bir Atatürk geldi, bir daha gelin bilmiyoruz. Yine meziyetli bir lidere ve kadrosuna ihtiyaç var. Millet bu konuda kendini yetiştirirse, bilgiye ve bilince sahip olursa o zaman Afganistan'a da, Türkmenistan'a da, Türkistan'a da, efendim Kazakistan, Kırgızistan'a da her türlü maddi, manevi yardım yapar, her türlü iletişim etkin hale getiririz. Dilelim ki karşımızdaki küresel çeteler ve küresel çetelerin hizmetindeki devlet düzeyinde, ajan provokatör düzeyinde, sermaye düzeyinde, sermayedar düzeyinde büyük bir güç karşımızda taarruzuna devam ediyor. Bu taarruz karşısında durabilmek için de siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın aklı başında olması gerekiyor ve milletin değerleriyle değerlenmesi gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan milletin kendisidir. Bu da demokratik olarak seçim zamanlarında olur. Bu şuuru toplum kazandığı zaman biz her türlü sorunu ulusal ve uluslararası düzeyde çözeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü medeniyetler birikimi var. Çok zengin bir kültür birikimi var. Genetiğinde bunlar mevcut. Bunu yapabilecek müşteyiz ama biraz daha zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet. Bir de şunu eklemek isterim. Hocalarımın müsaidesi varsa. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Gelin fazla bu bir tarafları koyalım. Son zamanlı mesela şey yapalım. Şu Sayın Burhanettin Hocam bilir ki son 20 yıllık Afganistan'ın, yeni Afganistan diyelim, Amerika'nın işgalindeki Afganistan'da bir seçimlerle herkes başa geliyordu. Ve biz bu seçimlerde uç seferde en ağır katılım ve katılımda bulunduk. Ve bizim oradaki oylarımız Afganistan'ın, Afganistan hükümetinin şeyini belirliyordu, yönünü belirliyordu. Biz uç seferde kazandık. Türkler olarak kimi desteklediysek onu kazandırdık. Maalesef ki oradaki oyunlarda hep biz kazandıktan sonra Raşit dostum bir türlü bir bahaneyle, küçücük bir bahane çıkar ve Raşit dostum alınır Türkiye'ye getiriliyor. Ve bir sene, bir buçuk sene Türkiye'de burada tutuluyor. Ondan sonra geri gider. Ama Türkiye burada şunu demez ki bak bu insanlar seçimle geldi. Bu insanların hatası nedir? Senin dediklerin, bu iftiraların hiçbir şeyinin esası yoktur ki şu an hala görüyorsunuz. Hiçbir şey altından çıkaramadılar. Sadece onlar bu plan olarak Raşit dostumu o bir tarafa tutsunlar. Oradaki seçimlerdeki bu etniksel hakları, devlet içindeki hakları hepsi yok edilsin. Bir buçuk sene başkalara verilsin. Sonra Raşit dostum tekrar gönderilsin. Ve hep Türkiye mesela şunu diyebilirdi. Bak bu legal olarak buradaki Türk milleti seçime katıldı. Yoğunluk bir şekilde seçime katıldılar. Buradaki seçimlerin yönünü belirleyen bunlar oldu. Bunların hakkı nerede? Raşit dostumu niye getireceksin? Burada arkasına duracaksın. Dersin ki bu benim. Bu benim ki bunlar legal olarak katılmış seni şeye. Hasıl buna hiç dokunmadı. Özellikle bunlardan geçiyorum. Bunlar siyasi meseleler. Ama en çok benim yani yüreğimin ağrıması şudur. 20 yıl içerisinde Türkiye, Afganistan'daki Özbek ve Türkmenleri birbirinden ayırdı. Maalesef. Ama 20 sene öncesine kadar Özbek, Türkmen sadece Türkken, son 20 yıl içerisinde şu an Özbekler ve Türkmenler farklı. Yani ayrılar, birbirine karşılar. Bunu hiçbir bu iki elçi de birleştirilmesi için uğraşmadı. Hiçbir buradan giden başka birisi de bir uğraşmadı. Türkiye de bunun için hiçbir zaman uğraşmadı. Ve Afganistan'da Türk milletini parçalamak için çok güzel şeyler yapar. Özbek Türkmen'i birbirinden ayırır. Türkmen'le Raşit dostumu bir tür bahane bulur ayırır. Ve Türkmenlere bir parti kurma... Fitne uykudadır, onu uyandırana lanet olsun diyor Peygamber Efendimiz. Aynen. Dolayısıyla ülkemizde maalesef siyasetçi kadrosunda, bürokrat kadrosunda hiç de az olmayan bir fitne grubu söz konusu. Maalesef. İşte böyle yaparak buradaki Türk bütünlüğünü yani yok ettiler ve hedefleri şu Türkiye'nin de Raşit dostumun güçlenmesini belki istemiyor. Türk milletinin güçlenmesini. Bunu da belki Türkiye'den birileri istiyordur böyle Türklerin orada pasif kalmasını, onların parça parça olmasını. Belki istiyor birisi ki Türkiye ona hizmet ediyor. Ya yani Türkiye böyle bir şeyler maalesef var ve en çok milliyetçi olarak
buradaki Türk milletinin Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız olarak paramparça olmasıdır. En büyük benim acım budur maalesef ki. Bunun için mücadele veriyorum. Onların birleşmesi için, oradaki Türklerin bütünlüğü için mücadele veriyorum. Maalesef tabii ki bizimle olmuyor bir noktaya kadar. Nail teşekkür kardeşim, ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Konuşmak isteyen başka dostumuz var mı? Devrim Hocam, Hüseyin Çakır abim, Mustafa Cesur Bey kardeşim. El kaldırınız. Sesinizi açtım. Evet hocam. Buyurun Mustafa Bey. Hocam biraz geç katıldım ben programa. Programım vardı. İnşallah devamını izlemeyi düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş bu gece için. Teşekkür ediyorum herkese. İnşallah bu gibi etkinliklerin devamını istiyoruz hocam. Çok teşekkürler inşallah. Hüseyin abim. Hocam iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Rahmetli Bey olsun, Nail Bey olsun çok güzel bir konuya değindi. Bunun içerisinde ve yaşayan Nail Bey de belki de bizim gözden kaçırdığımız Burhanettin Bey'in de gözden kaçırdığı esas yaşayan kişi olarak böyle bir çalışmanın, böyle bir isteğin bizim devletimiz tarafından güvenilmediği görülüyor. Dolayısıyla böyle bir programın eğer ulaşırsa faydalı olacağını umuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Başka konuşmak isteyen dostumuz yok ise ben toplantının bir değerlendirmesini yapmak üzere Celal Bilgen Bey'e bırakmak istiyorum sözü. Buyurun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Affımı diliyorum. Ben bu akşam bir iftardan dolayı geç kaldım. Mesafe uzaktı. O yüzden tamamını dinleyemedim. Ancak keyif aldım. Neden keyif aldım? Önce Peygamber Efendimizin işte bugünler önemli günlerimiz bir adı daha var. Emin, güvenilir, beşir, müjdeleyen, Burhan, tanık demek. Burhanettin komutanımız da o isimle adlandırmak istiyorum. Çünkü bütün peygamberlere size niye inanalım? Şahidiniz var mı dediklerinde hepsi son peygamber, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı gösterirler. Burhan, tanık, şahit demek. Dün nailimiz yoktu, bugün nailimiz de var. Çok güzel açıklamalar yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ben Afganistan'ın ilk Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ilk Müslüman devlet olduğunu okumuştum. O günkü orayı yönetenler bugün neredeler? Onları bir an arayıp bulmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini kuruluş açısındaki gibi güzelleştirmelerini diliyorum. Güzel bilgiler, teşekkür ediyorum. Hakikaten hatır işi bir şey söylemiyorum. Ama daha fazlasını konuşmamız, hatta şöyle bir şey konuşma sırasında aklımdan geçti. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in kurduğu bir oluşum var. Onun adına Felah Kurtuluşu, Felah Cephesi diyorlar. O adam kaçırıyor, istihbarat yapıyor, silah kaçırıyor vesaire. Felah Kurtuluş demek. İstihbarat yapmış o günlerde. Komutanımın ve Nail kardeşimin bizim ülkeyi yöneten insanlara bu konuda istihbarat vereceklerinden verecek bilgiye sahip oldukları bende fikri uyandı. O yüzden mutlaka sevk ve idare edenlerle bu bilgileri paylaşmak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ahmet Hocam. Bu arkadaşlarla bizi tanıştırdığın için
Hüseyin Çakır'ı her zaman göremiyoruz ama güzel insan. Aramızda görmekten keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hepiniz. Güneş Hanım zaten gece bile bizi işte aydınlatıyor. Bu saatlere kadar katılıyor. Bir annenin bu saatlere kadar dinlemesi, katılması büyük bir özveri. Yani bu özveriyi herkes yapamaz. Bunun için insanların içerisinde bir aşk olması lazım. Biz aşkı üç harfe yazanlardanız. Okurken kelimeyi çevirir, Allah şükür Kur'an diye okuyanlardanız. Eksik olmasın diyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkürler Celal Bey. Celal Bey'in yarın akşam Etkin Düşünce Akademisi adına bir bilgilendirmesi olacak. Bu vesileyle bunu da arz edeyim istedim. Ulusal ve Uluslararası Bankacılık Sistemi, kendisi eski bir banka müdürü, bizi bu konuda bilgilendirecek. Bizi izleyen değerli dostlarımızın bilgisine arz etmek istedim. Burhanettin Hocam buyurun. Kapanış konuşması, özellikle Türk gençliğine yönelik son cümlelerinizi alalım. Buyurun efendim. Hocama da zarif yorumları için teşekkür ediyoruz. Nail kardeşimiz de çok güzel katkılarda bulundu. Yaralar ortak yaramız ama biz kendi ülkemizdeki Türkiye sahip çıkmadan oradakine çıkamayız. Türk atamızın da gençliğe hitabesinde söylediği gibi aslında cevher hazır. Hüseyin Hocam, Hüseyin Bey'in de söylediği gibi bizde ihtiyacımız olan bir Atatürk değil aslında. Atatürk yolu koymuş, çizmiş. Sadece uymamız gerekiyor. Yolu takip etmemiz gerekiyor. Önümüz açılacak. Buna canı gönülden inanıyorum. Abi bulutlandı, hava bulutlandı biraz. Ama güneşli günler bizi bekliyor. Atatürk'ün dediği gibi, Afgan Kralı'na söylediği gibi güneşli günler bekliyor. Güneşli günler için de çok uğraşmamız gerekiyor. Bulut bizi biraz yoracak ama ben can gönülden inanıyorum güzel günlerin geleceğine. Sadece ve sadece okuyalım, çalışalım. Celal Bey'in söylediğiyle ilgili bir kitap yayınladım yine. KGB'nin tercüme kitap. KGB'nin Afganistan'daki istihbarat operasyonları diye. Bizzat KGB'nin arşiv şefi İngiltere'ye iltica etmiş. Onun getirdiği defterlerden çıkarılan bir özet rapordur o. Yani KGB'nin gözüyle yazılmıştır. Felah teşkilatıyla ilgili de felaha ihtiyacımız var. Övgü dolu sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. O konuyu ayrıca çalıştım. Atatürk'ün büyük taarruzumuzun dünyanın en büyük istihbarat operasyonu olduğunu iddia eden çok okunan bir yazım da var. Muhteşem işler yapmışlar o kadro. Biz sahip çıkamamışız. Bizim nesillerimiz sahip çıkamamış. Afganistan'daki nesiller de sahip çıkamamış. Hep beraber geleceğimize özellikle hanımlarımızı öne çıkartarak kesinlikle toplumun her safhasına yönetime de katarak, meclisime de alarak, gerekirse ülkemizin de başına getirerek içimizde çok Atatürkler var. Ona inanıyorum. Sadece cevherin üstü kapatılmış durumda güzel günlerin gelmesini umuyor, bekliyor ve inanıyorum. Sizlerle olmaktan çok büyük keyif aldım. İyi ki bu çalışmaları yapmışım ve paylaşabiliyorum diyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum efendim. Biz şükranlarımızı sunuyoruz. Millet adına çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, bugün Afganistan'da Türk kültürü izlerini konuştuk. Emekli jandarma albay Doktor Burhanettin Şenli ile takviye olarak Afganistan Özbek kökenli efendim Doktor Nail Angelli kardeşimiz de çok güzel düşünceli bir ifade buyurdular. Ayrıca bundan katılan değerli dostlarımız da ufkumuzu açtılar. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. YouTube kaydını bitirdikten sonra serbest kürsüye geçeceğiz. Umuyoruz, diliyoruz, inanıyoruz. Türk dünyası büyük bir coğrafyadır. Bu coğrafyada Kazağıyla, Kırgızıyla, Türkmeniyle, Azerisiyle, Özbeğiyle, Uyguruyla, Gagavuzuyla,
Başkırtıyla, Tatarıyla, Yakutsuyla efendim çok zengin nüfusa ve çok zengin potansiyele sahip medeniyetler varisi bir topluluk var. Yeter ki bu topluluk, biraz önce Burhanettin Hocam'ın da ifade ettiği gibi Atatürk'ün sözünü nakletti. Yeter ki cevherimizi bilelim, öz kaynaklarımızı bilelim, yüksek bir şuurla yeniden ihya olalım ve o doğrultuda yöneticilerimizi, siyasetçilerimizi seçelim ve onlar da yine milletle beraber olabilecek şekilde bürokratlarını seçsinler. Bunlar sağlanacaktır. Bu şekilde biz Türk dünyasında efendim birlikteliğimizi güçlendireceğiz. Bu insanlığa da yansıyacak müsbet anlamda. Geçmiş dönemlerde, yüzyıllarda olduğu gibi medeniyetin her alanında tekrar örnek bir topluluk halinde olacağız. Bu cevher bizim özümüzde söz konusu. Değerli dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi geceler diliyorum. Sahurumuzda güzel olsun.